Efendim sizler de hoş geldiniz. Ekranlarınız başında 5. geceyi takip eden kıymetli izleyicilerimiz. Yorucu bir haftayı geride bıraktık. Geride bıraktık sayılmaz aslında. Biz normalde 5. geceyle geride bırakacaktık. Bugün bir tık farklı bir formatımız var. Hoş geldiniz gençler. Çok keyifli bir program yapacağımızı düşünüyorum. O keyifli programın hemen akabinde biz buradan diğer stüdyoya geçeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç misafirimiz olacak. Herkesin kilitlendiği bir mesele var. O meseleyi böyle etraflıca konuşacağız. Ama öncesinde böyle bir haftanın yoğunluğunu, yorgunluğunu atacağız. Kimlerle atacağız? Hiç uzatmayacağım. Hemen misafirlerimi davet edeceğim. Büşra Pekin, kocaman alkışlarınızla. Büşra, selam verebiliyorsun. Nasıl, şöyle? Ya ha, öyle. Öyle de verebilirsin. Öyle verebilirsin. Eliniz boşta kalmasın. Merhabalar, ya hoş ucuna... geldiniz. Şeref verdiniz. Onun ucunu alamayabiliriz bak. Tamam, buradan sonrası için sizi de. Tamam, bir el kaldırmayın ne olur. Çünkü hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle baş köşeye alacağım seni. Estağfurullah. Lütfen. Olmaz. Suudi Arabistan konuşacağız. Tamam, hadi bakalım. Buyur. Efendim, Diren Polatoğulları geliyor. Bak, özellikle çok dikkatli söyledim. Çok dikkatli söyledim. Ya, teşekkür ederim. Neden? Röportaj yaptık seninle ilgili. Birkaç tane sokağa çıktık. Diyoruz ki ya şu konuda işte bu söz kimin sözüdür diyoruz. Dilan Polatoğulları diyorlar. Kardeşimin ismi de Dilan. Oluyor. Demek ki kardeşim söylemiş. Evet. Böyle şeyler yaşıyor musun? Yaşıyorum, evet, yaşıyorum. Bu süreçte, bu kısa süreçte trafikte yaşıyorum böyle şeyler. Evet. Saçma şeyler yaşıyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle buyur lütfen. Çok güzel. Bir isim daha anons edeceğim. Diğer ismi anons edemiyoruz. Onu birazdan konuşuruz. Derya Ulu. Sana, bana sabıka bağla sana,
bir de sormadan harca sana. Sana aslıyım anla sana. Sizi ayırmışız yalnız. Ayır olsun. Yani nasıl biraz sıkışırız? Çok... Sorun yok. Ben de istediğiniz yerde oturabilirim şu anda. Asıl seni oturayım. Böyle alalım. Tamam. Tamam abi. Derya lütfen. Evet. Yani böyle Asil'i anons ettirmediler. Derya ettirmedi. Sürpriz olsun çünkü diyedir. Asil'i. Ben evet istemişimdir abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. En gerginimiz sen misin? Abi fincana bak. Dur bir su içelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerginlik testi. İlk canlı yayın o yüzden. İlk defa mı canlı yayın? İlk defa abi. Gerçekten mi? Evet. Tamamen ilk defa canlı yayın. İlk defa. Aa, nasıl kabul ettin ya? Ya bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ya buraya gelince fark ettim. Neler olacak? Ya hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman yani hepimizin asili biraz rahatlatması. Evet, hepimizi rahatlatmalıyız. Sağ olun. Buraya Mahsun geldi Haluk Levent'te. Mahsun'la Haluk Levent, Mahsun'un da canlı yayın tecrübesi çok yoktu. Orada Haluk abiye de söylemiş, bana da söyledi, el ele tutuşuyorlardı aslında. Gerildiğinde, benim elimi tut, ben çok geriliyorum falan dediğinde. Öyle bir yayın yapmıştık. Şöyle, bu akşam, bu arada biz hemen bu yayını bitirdikten sonra, sen bayağı koyu Fenerbahçelisin. Evet. Ali Koç misafirimiz olacak. Evet, biliyoruz. Burada. Böyle herkesin orada. Ve kilitlendiği bir meseleyi konuşacağız. Ama önce biz bir dedik ki haftayı güzel bitirelim, bir rahatlayalım. 2023'ü de bitirdik bu arada. İlk programını yapıyoruz 2024 yılının. Büşra nasılsın, ne var ne yok? Çok iyiyim, Okan teşekkür abi dedi ederim. Ki bana nasılsın diye sorma. Niye? İnsanlar, hayır hadi konuya girin, nasılsın, muhabbeti niye yapıyorsun? Ha. Konuya gir dedi yani. Haklısın abi dedi. Ne diyeceksin abi, haklısın abi diyeceksin. Hayır yani. Haklı çünkü yani adam bu işin duayını olduğu evet, için evet, öğreneceğim ben de. İzliyorsa eğer öğreneceğim abi, söz. Nasılsın diye sormuyorum. Ne yapıyorsun Büşra? Gayet iyiyim. Şu anda burada sizlerle olduğum için mutluyum. Harika konuklarla beraberiz. Ya, çok evet sevdiğim iki isim. Güzel, iyi, yolunda. Neden iki isim? Yani Diren'i sevmiyorsun. Diren'le onlar beraber bir yola çıktık. Onlar bir ikili. Aynen. Biz bir ikiliyiz. Bizim öyle de çok mi sevdiğimiz iki isim. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de. Onlar sağ filmde olun oynadılar. O zaman beni kimse herhalde benle. Ben bayağı olayın dışında kaldım. Ama normal. Biz haberciler genelde olayın dışında kalıyoruz. Siz de hoş geldiniz bu arada bir kez daha. Bu arada genç arkadaşlarımız da size soruları olacaktır muhtemelen. İlerleyen dakikalarda onları alacağız. Ne yapıyorsunuz? İkiliz film yaptınız. Yaptık evet. Nasıl geçti? Yaptık öyle bir şey. Yaptık, film yaptık. Temmuz ayında Tunceli'deydik. Tüm Temmuz kaldık orada. 5 hafta bir sürdü çekim süreci. Yaptık, güzel oldu film. Bugün vizyonda. Bugünden itibaren herkesi vizyona, sinemalara bekliyoruz. Bugün mü vizyona girdi? Bugün evet vizyona girdi. Aa, hayırlı olsun. Tebrikler, gişesi bol olsun. İnşallah. Alalım kocaman bir alkış alalım. Neden Tunceli abi? Neden Tunceli? Sanıyorum yazarımız ve yönetmenimiz o yörenin çocuğu. Seninle ilgisi yok olayın. Yok direkt. Sen Diyarbakırlısın zaten. Ha, tabii değil mi? Direkt benimle bir ilgisi yok. O yörenin çocuğu bir hikaye yazmak istemiş. Bundan 8-9 sene önce yazmış. Ulaş Bahadır kendisi yazmış. Bugüne çekmek nasip oldu. Gittik beraber çektik. O da bana geldi zaten, dedi bir film çekelim dedi. Çekelim sen de benim dedim. Hiç yapmadığım bir şey dedi. Çekelim peki dedim yani. Oyundan çıkmıştım. Baba sahnede oyundan çıkınca yanıma gelmişti. Senaryoyu sana attım dedi. Ben de okudum. Senaryosu çok güzeldi. Sonra baktım Tunceli Ovacık da geçiyor. İnanamadım önce.
Yani neden dedim yani hani böyle bir şey oluyor. Niye inanamadın? Yani ben hiç hani Ovacık. Bu işe başlarken... Ovacık bu arada belediye başkanıyla bizim açımızdan Sayın Maçoğlu, Fatih Maçoğlu'yla meşhur. Evet. Fatih Maçoğlu'ydu değil mi? Yanlış evet, söylemedim. Aynen. Çok acayip işler yaptı bu arada. Neyse evet. Yerel seçime gidiyoruz. Çok şey yapmayayım. Evet evet. Özellikle turizme katkısı çok büyük oldu. Farklı bir belediye başkanlığı yaptı. Çok farklı bir belediye başkanlığı yaptı. Turizme katkısı çok oldu. Ovacık artık turizm açısından da tercih edilen bir yer oldu. Kayak merkezi açıldı. Şu anda 2 metre kar var orada. İnsanlar kayak yapabiliyorlar. Bu kıymetli bir şey ya. Hakkari'de çok kıymetli. Kayak yapıyor şu an, olmak, Şırnak'ta ben o yerin çocuğu olarak bugün bu durumda olmasına çok seviniyorum memleketimin. Çünkü muhteşem güzellikleri var. Çok güzel. Çok doğası güzel. İnanılmazdı. Evet, çok güzel. Çok. Filme de yansımış bir şey olmuş gerçekten. Evet, filme de yansımış. Çok güzel bir doğası var. Şu an film nasıl? Var. Filmde ne vardı? Ne izleyeceğiz? Filmde aslında sevgili Diren ve sevgili Necip Memilli'nin bir mevcut belediye başkanı ve bir belediye başkan adayının arasındaki rekabeti... Yerel seçime gidiyoruz dedim. Bak gerçekten bilmiyorum. Fatih Maçoğlu dedik. Oradan belediye başkanı gerçekten... Evet. Yani tamamen seçim. Kurgusal bir hikaye bu peki arada. Peki şey... Mart'la ilgisi var mı? O düşünülerek mi yapıldı yok, yoksa? Yok yani denk geldi o. İşte denk mi geldi? Denk o kadar geldi. Önce yazmış ki aslında senaristimiz evet, bu hikayeyi. 10 yılı aşkındır elinde olan bir senaryo. Yani, evet yerel seçime gidiyoruz Büşra. Yani, ama burada filmle bağlantı kurabileceğimiz bir noktada değil. Tamamen mizahi açıdan ele alınmış. Biraz egzajere bir karakter mesela Diren'in oynadığı. Ama tabii Diren onu o kadar ustalıkla oynuyor ki yani tabii. O egzajere karakteri. Böyle bir anti kahraman ama ister istemez seviyoruz onu. Ben de Necip Memilli'nin karısı Sakine karakterini oynuyorum bu filmde. Böyle tam bir Anadolu kadını, kocasına düşkün, seven, ayakları yere basan sağlam bir kadını oynuyorum. Başına neler geliyor? Aslında dediğim gibi ikisinin hikayesi üzerinden başıma şu an bir şey geldi. Bir şey uçuştu ama da ve o geldi. Şey, şu an bir şey. Ha, aynen. Burnuma girdi şu an hapşuracağım. aslında ikisinin etrafında dönüyor hikaye. Biz biraz daha işte eşler olarak onları destekleyen bir taraftayız. Diren bizim karşı tarafımızda. Güzel, eğlenceli, komik, sonu ters köşe. Bir film oldu. Evet, sonu da ters köşe. Çok, çok iyi bir oyuncu kadrosu, ensemble bir kadro. Yani Şerif Sezer, Salih Kalyon, ondan sonra yepyeni yetenekler, Nursel Köse. Nursel Köse, benim eşim partleri. Oynuyor Nursel. Müttalip Müjdeci, Sinan Demirer, Bülent Çolak. Çok güzel bir kadro. Güzel bir Şerif Sezer. Senden şey yapmamı istediler bu arada Diren. Böyle farklı şivelerle konuşuyor olmanla ilgili... Belki bizimle de bu programda öyle şeyler yaparsın diye. Yani öyle hani ben... öyle devam edebiliriz programa. Yani yok farklı şiveler değil ama ben seviyorum farklı insanları oynamak. Memleketimiz... Oynar mısın mesela şu an başka bir insan olarak bizimle burada oturur musun? Başka bir insan olarak şu an zaten başka bir insan olarak oturuyorum. Nasıl? Ben. Aa, bir dakika gerçekten mi? Bunu açalım. Açalım değil mi bunu? Bunu açalım. Ne demek bu? Yani çünkü... Nasıl bir insansın ki nasıl oturuyorsun? Şimdi gün içerisinde birçok yere gidiyorum. Setten sete koşuyorum ve durum şöyle oluyor öyle olunca. Bir sürü insan olmak zorunda kalıyorum. Şu an ne kadar direnim bilmiyorum yani. Her yere direnden bir şey katmaya çalışıyorum ama bakalım burada da hani... Öyle mi? Bu evet, programda evet. Da böyle olan bir şey. Mecburen böyle olan bir şey. Hayat böyle bir şey çünkü. Her yerde farklı roller oynamak zorundasınız. Eve gittiğimde çok farklı bir rol oynuyorum. Buraya geldiğimde çok farklı bir rol oynuyorum. Burada trafikte çok farklı bir rol oynuyorum. Aa bir dakika. Trafikte nasıl bir rol oynuyorsun abi? Trafikte trafiğe çıkmamaya çalışıyorum. Çıktığım zaman çünkü çok farklı bir rol oynuyorum. Nasıl bir rol oynuyorsun? Lütfen söyle. Bir yani Herkül çok... oluyorum. Gerçekten mi? Evet yani çünkü sevmiyorum. Öyle artistik mi yapıyorsun millete? Yapmıyorum ben yapmıyorum. İnsanlar yapıyor. Ben anlamıyorum insanları. Böyle camı açıp bağırdığın falan oluyor mu? Camı açıp bağırdığın oluyor mu? Oluyor. Olmuyor değil. Tanıyan oluyor mu? Cinnet zamanı. Ben yapamıyorum tanıyan mesela. Oluyor. Tanıyan oluyor tabii, diye. Tabii tanıyan oluyor. Çok da rezil oluyor. Oldu. Çok rezil bir durum. Çok rezil bir durum evet. Ama Mehmet Akif abi diyor biz seni çok seviyoruz diyor. Arabaya vurmuş arkadan. Ya diyor evet ya biz seni çok seviyoruz. Ya çok seviyorsun. Ya ben de seveceğim ama niye vur? Ya bir gün şeyde seri katil oynuyorum bir dizide. Üç kuruş diye geçmiş bir dizi.
seri katil oynuyorum. Orada da insanları arkadan arabayla vurup ondan sonra arabadan o insanların inmesini sağlayıp ondan sonra da onları bıçaklıyorum. Yaptığım şey bu. Aksiyonum bu. En büyük hayalim diyormuş. Yolda sete gidiyorum. Bir gün yolda sete gidiyorum. Arabadayım. Ben kullanıyorum arabayı. Trafik duruyor, kalkıyor, duruyor, kalkıyor, duruyor, kalkıyor. Ben de işte dur kalk yaparken insanlar telefonuna bakar ya, kötü bir şey yapmayın sakın. Ben de telefona bakıyordum o sırada. Bakarken arkadan birine vurdum. Tabii vurunca... Sen vurdun bu sefer. Ben vurdum, evet ben vurdum. İndim aşağı, adam da indi. Adam tabii çok haklı olarak anlamsız bir kaza oldu. Ondan sonra... Güçlü'ye peçete veriyorum abi. Sana da vereyim mi? Teşekkür ederim. Ben ihtiyacımız var mı peçeteye? Ne oldu, bir şey mi oldu? Niye abi peçete veriyorum Güçlü'ye ben? Burnundan dolayı. Burnu, benim burnum sana... mu? Senin burnun Güçlü'ye? Allah abi sana bakalım. Sende bir şey var mı? Bende var mı? Bak bakayım. Temiziz. Hayır bana da verdin. Yok, sen de bak. Baba temiziz. Derya ister misin? Vallahi bize mi ihtiyaç var acaba? Gelinir sana söylüyorum kızım. Evet, öyle bir şey mi? Yok siz de temizsiniz. Temizle. Utandım. Vurdum adam indi aşağı. Çok anlamsız bir kaza tabii. Yani adam çok canı sıkıldı adamın yani. Ondan sonra beni görmedi önce. Ben de indim aşağı. Pardon dedim. Pardon döndü. Ya koca İstanbul'da beni mi buldun dedi ya. Yani bir seri katil mi arkadan vuruyorum arabaya herkese. Beni mi buldun dedi yani. Beni mi öldüreceksin? İzliyormuş dedi. Ve... tanıdı. Nasıl, yüzden... Orada nasıl yönetiyorsun süreci? Yani tanındığını anladığın anda tavrın değişiyor mu? Yok değişmiyor. Ben tabii insanlarla aram iyi ama insanlar anlaşabiliyorum. Yani Türk insanı camdan samimi insanı sever. Bağırıyorsun çağırıyorsun diyelim camdan trafikte birine. Sonra yumuşuyor. Diren abi dedi. O cinnet anı. Yani bizim Türk halkı öyledir. O cinnet anı. O bana bağırıyor. Ben ona bağırıyorum. Sonra bakışıyoruz göz göze geldiğimiz anda. Sonra anlaşabiliyoruz. İri yarı biri ise özellikle ve... Özellikle iri yarı biri ise... Birkaç arabadan kişidense... Arabadan da inmiyorum ben. Cam kapalı öyle bağırıyorum. Arabadan da inmiyorum. Kardeşim bir daha vur falan diyen arkadaşlarımız var ya. Ne olacak bir daha vur falan diye. Ama trafik problem yani. Derya sen araba kullanıyor musun? Kullanıyorum. Nasıl? Var mı böyle yani... kadın sürücü olmanın dezavantajlı yani tarafları? Ben... Yani bu söyleyeceğim tabii örnek teşkil edecek bir şey değil. Çok küçük yaştan beri arabaya çok meraklı olduğum için. Ben gelmeden önce misafirlerimize hepsini uyardım. Dedim bakın şöyle şöyle dikkat edin. Bizi dedim gerçi bir filmimiz var falan ama yani örnek teşkil etmeyecek örnek konularla teşkil ilgili. Örnek teşkil etmeyecek cümleleri sakın almayın. Ya yani küçük yaştan beri benim böyle araba kullanmaya gerçekten hep meram vardı. Çok seviyorum araba kullanmayı ben. Uzun yolda olsun, şehir içinde olsun. Tartıştığım anlar benim de oluyor. Bazen tartıştığım insan sonra bana Instagram'dan mesaj atıyor. Derya Hanım o kavga edip bağırdınız bendim, benim önümü kestiniz falan diye. Böyle sonradan bir sen şey oluyor. Sen sinirli bir karakter misin trafikte? O gününe göre değişiyor. Bazen hani insanın böyle gerçekten her şeyin ters gittiği günler olur ya. O günlerdeyse öyle bir tepkim olabiliyor ama... Nasıl tepki? Yani işte birazcık böyle... Kardeşim... Ne çıkıyorsun önüme gibilerinden böyle çıkışlarım oluyor arabada kendi kendime. En azından canlı yayında bu kadar söyleyebiliyoruz. Yoksa öyle değildir. Şeyini söyleyeyim peki. Kadın ya işte kadın şoför dediğini söyleyeyim burada. Hayır. Öyle mi söylüyor? Hayır. Asil hoş geldin. Hayır, hoş bulduk. Hayır. Evet. Beraberken kim kullanıyor? Derya. Seni rahatlattık ben çünkü abi onun yanında araba kullanamıyorum. Yani o çok sinirleniyor. Ben kullanınca da sinirleniyor. Kendi kullanınca da sinirleniyor. Bana da sinirleniyor. Ne yapıyor abi? Abi yani inanılmaz bir baskı uyguluyor zaten ben araba kullanırken. Ya aşk olsun. Gerçekten yani zaten park etmiyorum. Anlat. Yani ben arabayı terk ediyorum. Derya alıyor park ediyor mesela. Çünkü... Neden? Yani park edemiyorum galiba. Ama tek başımayken park ediyorum mesela. Ama Derya ile olduğum zaman... Derya ile olduğum heyecan yapıyorum. Ve mutluluktan. Evet heyecandan. Evet heyecandan. Ben siz bir şey söylemiyorum. Mi? Yok. Çok prova yaptık. Soru mu oldu? Prova yaptık. Klipte provasını yaptık evet. Öyle mi? Öyle şeyler de duydum çünkü evlendiniz. İnşallah abi benim. Ya şöyle bir şey. Bak ben Rain Man'i Yusuf'u bu stüdyoda evlendirmek üzereydim. Teklif ettin mi? Hayır etmedim. İnşallah diyorsun. İnşallah abi yani edeceğim inşallah. 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 Bekliyor. Bekliyor. İnşallah diyerek bekliyor ama. Ne kadar gergin konular. Ya şu an baya böyle bir sitcom gibi. Bir dakika niye bunu bir mesela
bekliyor falan. Ne kaç yıl oldu? Niye bekliyorsun abi? Bana mı soruyorsun abi? Sen bekliyorsun ya o yüzden. Sen kime soruyor abi? Benim mi etmem gerekiyor? Sen edeceksin ya o yüzden. Ben edeceğim abi de. Böyle kötü zamanlar geçirdik ülkece. Seçimler var diyeyim. Güzel bahane. Genel seçimler var abi. Asil o bitmez. Evet abi. Biz mesela bunu düşündük. Dedik ki yani 5. geceyi yaparken de hani hakikaten herhangi bir açıklama ya da birine bir şey söyleyeceksiniz. Mesela bir siyasiyle böyle keyifli bir konu konuşacaksınız. Benim danışman bir arkadaşım var. Dedim ya şimdi aramayayım dedim, tatsız bir zaman. Dedi ki bitmez ki dedi. O bitecek, bir başka tatsızlık kesinlikle başlayacak. Bu bitecek, başka bir tatsızlık. Ara sen dedi, konuş. Et abi. Tamam abi. Hayat kısa. Evet. Evet doğru. İnşallah. O yüzüğü al diye. Senden kaynaklı gibi galiba problem. Hangi problem? Buradaki mesele Asil'in şu anda şeyler. Bu konuya yo, olan. Yok yani aslında hayat birazcık böyle adam yeni şarkı. Adam araba kullandırmıyor musun der ya. Ya aşk olsun yapmayın öyle. Şimdi ben karışıyor muyum sana? Bazen karışıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Belgeselleri yeni çıktı ve oradan birkaç bölüm izledim. Tamamını izlemek için can atıyorum. O kadar tatlısınız ki. Teşekkür yani ederim. O, senin o dürüstlüğün. Abi konu diyor kurtlar var bizim. Değil mi? Ya, evet. Evet ya. Var mı ya o? Onu verebilir miyiz? Varsa. Böyle çok kısa bir verelim o belgeselden bir kesit. Çok iyi. Sizin olur. Şey de var bu arada. Onu da vereceğiz birazdan. Araya kaynamasın. Ama yani ben gerçekten Asil'le ilgili yayına girmeden önce Derya, bunları konuşacağız birazdan. Eyvah. Adam Kurtlar Vadisi izliyor yani. Ama izlememiştim yani önceden. Derya yüzüne bırakmışsın öyle duydum. Ya bıraktım Çakır öldükten sonra zaten. Yani her şey benim yüzümden oluyor. Ama Derya da karşı çıkıyordu bu arada. Uyurken çünkü böyle sesler mi geliyor falan böyle ürküyordu. Çünkü şöyle bir şey oluyor yani hani mesela stüdyodayız çalışıyoruz bir anda çatışma sesleri bir şeyler hani bir şarkı yapacağız hani insan geriliyor. Başka nerede karışıyor? Stüdyoda izliyormuş ama yani şarkı yaparken izliyormuş. Tabii tabii. Tamam, stüdyoda falan bir giriyorum izliyor stüdyoya şey gibi evet, Kurtlar Vadisi. Hiç de sende Kurtlar Vadisi izleyen bir yok. Ya ben zaten hiç. Var mı ya? Bu yaşıma kadar izlememiş. Kurtlar Vadisi izliyor der misiniz? Bana dersiniz mesela yani Kurtlar. Geçen röportaj veriyoruz. Kız istemeye gitseniz kimi alırsınız yanınıza diye sormuşlar. İşte demiş ki birisi ben Okan Bayülgen'i alırım demiş. Birisi demiş ki işte ben Suzan Kardeş'i alırım. Ben işte Uğur Aslan'ı alırım. Şundan dolayı alırım ama diyor. Bir tane kız diyor ki ben diyor işte eğer seküler bir aileyse, sosyal demokrat bir aileyse şunu alırım. İşte şu aileyse bunu alırım. Milliyetçi bir aileyse Mehmet Akif Ersoy'u alırım. Güzel. Gerçek. Röportajda öyle demiş. Kız de, hazır mı o? Belgesel. Asil'in Kurtlar Vadisi izleme konusunda sıkıntı yaşadığı noktalara da bakalım. Buyurun gelsin. Durma bir dakika. Evet şu bir dakika çok iyiydi. Beni ömrüne onu da ayırabilir miyiz? Devam edelim bilirsin edelim. Devam edelim bilirsin edelim. Ya bir şey yaptın onu çok sevmiştim onu provada yaptım burada yapmadın. Gel be illa gibi derde devayla. Bir söyleyeyim istersen timingli. Nefesini almasam biterim, nefesini almasam biterim. Ya da şunu da kullanabilirsin. O yüzden sana buna daha dinamik bir yer yaptım. Ama duygu olarak da öyle. Kendini daha iyi duydun şimdi. Tabii. İlk başta bir boğukluk var çünkü. Bak kıyasla birle. Stresli oldu süreç. İlk 97 mi? İlk 97, ilk 100, 120 falan izledik galiba. Çakır ölene kadar izledik. Sonra ben bıraktım. 37'de ölüyor. 37'de mi ölüyor? Sonra ben Çakır'da bıraktım. Serdar Irak'ları Mırak'ları da izledi. Kurtlar Vadisi'nin belgeselinde miyiz? Tamam ne olacak? Ya o anlar
yerden o kadar keyif alıyor ki. Şimdi albümle ilgili hani belgeselin içinde röportajlar da yapılıyor. Sürekli Kurtlar Vadisi'nden bahsediyor. En son artık ben de dedim ki yani burada görünen kısa bir kısa. En son bayağı yani. Zorladıktan evet. Sonra yaptım. Evet, tabii baktım muhabbet sadece onu hani ona dönüyor. Ay yeter artık. Senin sorun da çok doğru. Onun verdiği cevap da çok doğru. Ne olacak? Tamam ne olacak? Biraz da sulanmamışsın. Araba park ederken de böyle mi yapıyorsunuz? Abi, yok. Aynen bundan geçiyor. Et abi bize başka yaşadığın şeyleri anlatmak ister misin? Ya ben biraz misin? Böyle şey hani şeyim pratik böyle hemen her şey olsun isterim böyle yerimde dur ama. Müdahaleci bir tip misin sen? Her şeye ve herkese değil tabii ki de. Asile yani, karşı. Yani her yıllar geçtikçe de zaten o hep azalıyor. Artık yediğine içtiğine karışmıyorsun. Su içebilir istediği zaman. Yok gibi. Ya. Ya yapmayın ya öyle. Ay çok fena. Yanlış bir algı oluşturuyor. Hayır evet şu an üstüm oynanıyor. Önce ben çıkacağım. Asil arkadan gelecek. Ona bahsetmeyeceğiz. İnanmayın bunlara arkadaşlar. Burcun ne der ya? Balık. Allah Allah balıkmış bir de ya. Evet. Sen? Evet ben. Ben de yengeç bir başka bak, versiyonu. Su grubu. Başka ben bir kovayım. Versiyonu. Sen nesin baba? Akrep. Akrep. Vallahi. Akrep. Kim yaptı onu? Akrep sevdi. Teşekkür ederim. Niye öyle bir şey yaptınız? Akrep olduğunuz için. O da akrep. O da akrep. Öyle bir akrep milliyetçiliği mi var? Var var ya. Var bu arada. Yok, gerçekten var. Bunu bilmiyorum. Burçlarla ilgili de böyle bir durum var mı? Var öyle bir akreplerde öyle bir şey var. Gerçekten. Aa. Benim etrafımda çok akrep var mesela. İşte biriyle ilgili konuşuyoruz akrep burcu biriyle ilgili. Evet biz öyleyiz diyor. Evet evet. Böyle birbirini tutuyor mu burçlar? Akrepler. Nerede balık burçları? Balıklar. Ah balık kıyamam bir kişi. Bir şey, yalnız arkasından 100 kişi gelecekmiş gibi el evet, kaldırıp aynen. Tek başına. Başka hiç balık yok mu? Bir tane mi var? İki tane varmış. Güzel bu sizi nadide yapan bir şey arkadaşlar. Yengeç. Yengeç de var. Ah kıyamam size. Kova. Yengeçler, kovalar. Aa en çok kova var. En çok kova var. Oğlak görebilir miyim? Oğlak çok var arkadaşlar. Bu aralar burcun. Doğum günü zamanlarımız. Oğlak, evet benim burcum. Ocak değil mi? Ya Ocak, benim de ablamın bugün benim doğum günü. Pazartesi doğum günü. Öyle mi? Aa, doğum günü güzel yaşlar olsun. Evet. Lütfen. Kutlayabilirsin. İsmi Ablacım, neydi? Hande. Hande peki. Doğum günü Hande. Kutlu olsun. Hande! O da Hande. Ablam benim küçük annem. Böyle onu çok seviyorum. Büşra ben oğluma bir sayfa mesaj attım doğum gününde. 27 Aralık doğum günü Yusuf Emir'e. Bir sayfa. Kocaman. Sonra sosyal medyada paylaştım. Neler yazmışım ama. Oturdum böyle yazarken o kadar duygulandığım bir mesaj attım. Teşekkürler yazmış bana. Kaç yaşında? 12 yaşına geldi. Allah bağışlasın. Tamam zamanı. Teşekkürler oldu. Nedir abi? O kadar. Cool çocuk. Cool. Okey yazmadı. Öyle dedi. Okey de ok da yazabilirdi. Ok da olabilirdi. Buna şükret dedi. Yine nezaket göstermiş. Büşra bu biliyorsun gündemde şu anda Suudi Arabistan meselesi var. Biz birazdan konuşacağız. İşin ciddi tarafını konuşacağız tabii. Sayın Ali Koç'la. Senin Suudi Arabistan'la ilgili hikayen nedir? Şöyle, babam benim, rahmetli babam elektrik mühendisiydi. Allah rahmet eylesin. Arabistan'da, Suudi Arabistan'da görev yaptığı bir dönem vardı. O yılların içerisinde ben Arabistan'da doğdum ve bir 5 yaşıma kadar da yaşadım. Bu kadar mı? Evet. Bir daha hiç gittin mi? Bir daha hiç gitmedim. Hiç arkadaşların falan, 5 yaş tabii çok küçük bir yaş ama. Ya hatırlıyorum, babam da çok fotoğraf sanatına düşkün birisiydi bir taraftan ve çok fazla çekim yapardı ve evde sonra Türkiye'ye döndükten sonra böyle slide gösterilerimiz olurdu bazı akşamlar. Hafızamda çok yer etmiş bir yer. Yani kökenlerimiz oradan değil, tamamen bir iş mevzusuyla gittiğimiz bir yer ama bizim bulunduğumuz yerde Araplardan daha çok Cidde'deydik. Ha Cidde'deydiniz. Cedda. Cidde'deydik ve hep farklı ülkelerden orada çalışan böyle internasyonel bir ortamın içerisindeydik. Dolayısıyla Arapça değil İngilizce konuşuyordunuz. Evet dolayısıyla Arapça değil ama annem hep şey der yani sen küçükken Arapça anlıyordun cevap veriyordun hani bir şekilde algılayabiliyordun. Öyle mi Arapça cevap da veriyor muydun? Algılayabiliyormuşum söylenenleri ama konuştuğumuz dil birbirimizle anlaşmak için Japonlar çok ağırlıkta vardı. Ortak dilimiz İngilizceydi.
güzel bir İngilizce altyapısı sağlamış oldu bana orası da. Belki Japonca da iyi olabilirmiş. Evet. Yani, Suudi Arabistan'da evet. Çok renkli bir şey olurdu. Evet. Suudi Arabistan'da Japonca öğrenip gelseydim. Kesinlikle. Yani öğrenmeyi çok seven biri olarak daha büyük yaşlarımda gitseydim mutlaka bir temel edinirdim diye düşünüyorum. Abi sen sana Diyarbakırlı dediklerinde artık bundan yorulmuş ve sıkılmış olduğunu söylediler. Bir de ya. Hep... Buyur. Aslında çok problem değil ama işte babam sıkıntı yaratıyor. Neden? Ya Diyarbakırlı yazıyorlar. Babam da arıyor beni diyor ki herkesi ara. Herkesi ara? Tüm Türkiye'yi. Söyle. Alo Türkiye. Aynen. Çevir numaraları tek tek çevir. Herkesi ara. De ki ben Tunceli'yim. Ha, ben Tunceli'yim de diyor. Baba diyorum uğraşmayalım bununla. Diyarbakır'da bizim memleketimizin yüzüğü de muhteşem bir memleketi, ili. Ama Tunceli'yim evet, Diyarbakırlı çok yazıyor. Diyarbakırlılar sağ olsun herhalde daha fazla Diyarbakırlı olmamı istiyorlar, sağ olsunlar. Güzel de bir yer, çok da severim ama Tunceli'yim ben. Tunceli Ovacıklı'yım. Filmi çektiğimiz yer, Başkan filmini çektiğimiz yer oralıyım yani. Yerel seçime gidiyoruz bu arada. Ya biz tabii sizler... bizim seçim bitti ama bizim memlekette seçim bitmez. Hep yenileri devam. Ne yapalım? Devam. Tabii. Bundan sonra bir daha yok gibi düşünüyoruz yani bunu atlattıktan sonra. Emin misiniz? Şimdi hepinize... şimdi reklam mı? Bence vaktimiz varsa biraz konuşalım. Daha yeni girdik. Girmeyelim. Tamam reklama gidelim sonra devam edelim o zaman. Bir dakika mı reklam? Çok kısa reklamımız. Tamam çok kısa bir reklamımız var. Bir dakika sonra buradayız. Hemen geleceğiz. Otomobilinize yeniden hayat veren uzmanlar olmasaydı, dünya kullanat otomobillerle dolu olurdu. Yetkili servisten ikinci ele, kiralamadan sigortaya... Mükemmele yolculuk otoboy. Misel. Daha fazla sen. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Habertürk'e konuk oluyor. Riyad'da neler oldu? Takımlar sahaya neden çıkmadı? Adım adım kriz nasıl geldi? Kriz sonrası yaşanan tartışmaları nasıl değerlendiriyor? Mehmet Akif Ersoy soruyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yanıtlıyor. Nedir ne değildir özel. Bu akşam saat 22'de Habertürk'te. Neden baktın? Ben mi abi? Ben de müzisyen olduğum için çalarlarken bir baktım. Evet. Var mı çalmak istediğim bir şey? Hayır abi teşekkür ederim. Gerçekten. Geçen biz orada davul çaldırdık. Yok teşekkür ederim abi şu an. Ama davulun oraya geçmek çok zor bu arada. Evet, o davulcu arkadaşı özel koruyorlar. Tabii flexi var. Flexi. Yani etrafı kapalı falan. Ama sabahtan giriyor akşama kadar orada herhalde. Zor olur. Geçmesi zor. Ama oraya. Şimdi bir reklam arasından... Asil hoş geldin, rahatsın. Hoş bulduk abi, şu an daha iyiyim galiba. Baba kıyım abi şu an. Daha iyi. Bardak testi, bardak testi. Çok daha az evet. Ya bu böyle. İnternette tabii biz sonuçta bazı tanınır isimler birbirlerini tanıyorlar. Bazıları birbirlerini Google'luyorlar hala. Beni Google'ladınız mı hiç bu arada? Ben önceden Google'lamıştım. Beni önceden, mi? Önceden evet. Gerçekten evet, mi? Evet bir program. Mehmet Akif Ersoy mu yazdın? Evet, Mehmet Akif Ersoy gazeteci yazıyorum. Yani gazeteci yazınca şairimiz çıkıyor. Söyleme abi. Öncelikle. Ya, Google'ladım, baktım daha önce bir izlediğim bir programdan dolayı bakmıştım. Sohbet hoşuma gitmişti. Eyvallah. Google...
yapar gibi oğlum. Oraya neyse diplemişlerdir bence. İnternette kendinizle ilgili biz de bakıyoruz ya gelecek konuklarımıza. Böyle çok tuhaf, benimle hiç alakası olmayan şeyler var dediğiniz durumlarla karşılaşıyor musunuz? Hepinize soracağım tek tek. Buyur lütfen. Ben çok acayip şeylerle karşılaşıyorum. Sadece internette değil bu arada. Tanışıyorum biriyle mesela. Bana diyor ki sen diyor şuradan mezunmuşsun. Şu okuldan. Mesela ilkokulu şurada okumuşsun veya ortaokulu. Hayır diyorum, hiç alakası yok. Şuralıymışsın. Hayır. Baban şu işi. Hayır. Ama o kadar bilgi var yani. Buyur. Aslında hiç karşılaşıyor musun böyle şeyler? Ben geçen de Google'ladığımda kendimi şöyle gördüm. 1984 doğumlu Kadıköylü Kırmızı Oda dizisinde oynuyor diye gördüm. Ben 91 doğumlu Manisalıyım ve müzisyenim. Sen Manisalısın. Sen Manisalı mısın? Evet, Salihliliyim ben. Gerçekten evet. Mi? Abi bak diyorsun ya adamı niye tutuyorsun diye. Hemşeri mi? Abi sen de mi Manisalısın? Çok az Manisalı olur. Gerçekten. Bak bu sefer. Çok az. Söyleyeceğim. Birbirimize sahip çıkalım. Evet abi bence de. Bizim sektörde hiç Manisalı var mı bilmiyorum. Yok galiba. Hiç görmedim, ilk defa gördüm. Manisalı bir kere İstanbul'da yok. Manisalı Türkiye'de de yok. Yok abi, o 45 plaka hiçbir yerde görmedim. Manisalılar gerçekten yani ben de Manisalıyım. Sen de İzmirlisin gerçi. İzmirliyim. Yani ben göçmenlik var mı? İzmir'de hayır. Neyse mikro milliyetçilik yapar gibi mi olduk birden? Yani şu an lütfen... akrepler gibi Manisalılar. Gerçekten. Birbirine ama Manisalı çok, gerçekten çok şaşırdım. Ben bilmiyordum Manisalı olduğunu. Yani çok az Manisalı var galiba. Benim arkadaşım da yok İstanbul'da. Burada doğru. Var mı Manisalı? Herkes Manisalı çıkıyormuş. Bir tane Manisalı var mı Manisalı? Var. İki kişi. Manisalı var mı? Üç kişi. Üç mü oldu? Üç oldu. Arka taraf kameraman var bir tane bizim arkadaş. Sen Manisalı mısın? Hiç söylemedin. Aa Demirci'desin. Ay. Abi söyleseydin daha böyle tatlı anlaşabilirdik yani. Evet Manisalısın ve başka bir böyle internette tuhaf bilgi. Derya'yı hiç sokuyor musun internetten? Derya'nınkilere bakıyorum. Onu ama söylemiyorum hiçbir şey. Kötü olan hiçbir şey söylemiyorum. Ne var? Var mı? Ben oluyor bakmadım. Yani. Ben oluyor kontrol mu? Ediyorum. Bütün baskıyı uygulayıp hallediyorum. Aa. Aa ne yapıyorsun? Ben anlat. De şu an öğren. Ne yapıyorum? İşte, yani ne görüyorsun ve ne yapıyorsun? Yani anlatmak istersen. Yani iletişime geçmeye çalışıyorum. Muhabbetteyiz yani bu arada. Onu kapatıp. Derya ile ilgili olumsuz bir haber gördüğümde. Olumsuz bir haber gördüğüm zaman doğrusunu. Anlatıyorsun. Evet anlatmaya çalışıyorum. Derya'ya da hiç söylemiyorsun bunu. Söylemiyorum. Ben de şu an öğrendim. Sen önemser ve kafaya takar mısın hakkında yazılan şeyleri? Yo. Yani çok uğraşma bariz abi, bazı bak. Konular var benim hayatımda. Hani önemsediğim. Onlar dışında bir şeyi çok önemsemiyorum. Sen kendine bakıyor musun internetten? Ben ne yazmışlar? Ben çok uzun zamandır bakmadım. Yani yalan yok. Gerçekten bayağıdır bakmadım. Program bitiminde bakacağım. Çok cool bir hareket. Merak ettim şu an. Böyle senin hakkında peki internette yazılan çok tuhaf bu nedir dediğim şeyler oldu mu daha önce? Yani şöyle bir şey var. Okyanus çıkmıştı. Okyanus şarkısı 2016'da. Hı hı. Biz de ekiple birlikte böyle arada futbol maçı yapıyoruz. Pikniğe çıkıyoruz falan. Öyle bir günde Belgrad'dayız. Belgrad Ormanı'nda. Futbol maçı yaptık. Orkestra arkadaşlarımız, ekibimiz falan. Telefonda çekmediği yerler oluyor ya orada. Telefonum çekmemiş. O sırada da bir haber düşmüş internete. Derya Ulu derede boğuldu diye. Derya Ulu derede boğuldu. Evet. Yani şarkıma da bir gönderme var. Ama haber gerçek. Bu arada ailem beni arıyor. Ulaşamıyorlar. Deliriyorlar. Paniğe kapılıyorlar falan. Sonra öğrendik ki gerçekten öyle bir isimde biri varmış. Rize'de Derya Ulu adında biri gerçekten boğulmuş. Derede boğulmuş. Sonra kurtarmışlar sanırım ama. Ama böyle bir haber var ve ben böyle bir haberle biraz şey oldu yani. Peki, ironik bir şey oldu. Peki bu ben değilim dediğin hakkında yazılan bir şeyle karşılaştın mı? Mutlaka olmuştur da şu an ben hatırlamam genelde. Çok öfkelendiğin, hatırladığın, o yüzden sormayayım. O zaman yani öyle hatırladığım bir şey. Bir tane öyle bir magazin haberi olmuştu yıllar önce. Bu ne alaka dediğin? Evet, hiç benim ağzımdan çıkmayan şeyler, ertesi gün böyle çok kötü şeyler. Yani benim normalde günlük hayatta konuşma tarzım bile öyle değildir. Öyle çok daha çirkin bir şey çıkmıştı. Ama ünlü, hallettik sonrasında. Özür dilerim, ünlü olduktan sonra bütün çocukluk arkadaşlarımı telefonumdan engelledim demişsin. Ben mi demişim? Hmm, bak işte onlardan biri demek. Bak, öyle mi engelledin mi? Yok canım neden engelleyeyim? Ya çok garip bir hareket olmaz mı ya? Böyle... Yok.
Yok öyle bir şey. Yok. Bırakıyorum. Yok yok öyle şeyler yapmıyorum. Hatta bazen İzmir'de işte gidiyorum bizim eve, annemlerin evine. Orada falan karşılaştığımda çocukluk arkadaşlarımla da konuşuyoruz, ediyoruz. İzmir'in neresi bu arada? İzmir'de şey, bak bir şey vereceğim direkt adres. Bozyaka SSK Hastanesi var. Manisa'nın neresinden devam edip böyle. Ya hepsi bir yere hep programı bir Ege'ye çektik. Sen Karşıyaka. Benim yani bütün yıllarım genelde Göztepe tarafında geçti. Orada okudum falan. O taraf. Güzel ama bayağı hemşericilik yapmak evet. üzereyiz. Büyük büyük. Hep birlikte. Herkes. Diren abi biraz uzakta bizden. biz doğuluyuz biz. Ne güzel. Asil'le ilişkinizdeki en keyifli ve en sıkıntılı şey nedir? Yani ne tür mesela baskılar yapıyorsun bu adama da? Arabayı park edemeyecek. Ben niye baskı yapan biri abi, oldum şu an? Sadece araba konusunda baskı yaptı valla. Valla. Ya şey, şarkı yaparken aslında sanırım en çok atışıyoruz. Hem en keyif aldığımız an hem de galiba çok değil mi? En çok tartıştığımız an. Kavgalar, gürültüler döndüğü an. Anlatmak istediğiniz bir an var mı? Asil'in tepkilerini çok merak ettim, o andaki tepkilerini. Valla şu an ben de merak ediyorum ve korkuyorum. Siz anlatın, ben anlatamam. Nasıl yönetiyorsun tartışmayı Asil? Abi belgeselde de bir teaser'da tamam aşkım diyorum. Öyle tamam bitiriyorsun. Diyorum, bitiriyorum. O çok sakindir. Evet sakin evet, diyorum. Evet yani. Evet. O çok şey ılımlıdır böyle. Birçok şeyi aslında çok konforlu hale getirir. Yani ilişkide yapıcı olan taraf Asil. Evet. Evet. Derya'cığım bizim seninle ayrıca bir konuşmamız lazım. Evet. Yani sen şöyle bir şey var ama ben bir şeyleri bozmuyorum ki yapıcı hale getirmeye çalışayım. Evet. Yani aynen. Hani genelde ben o kadar zaten... yapıcısın yine de abi. Bozan da sensin ama yani. Hayır şöyle bir şey var. Yani kadınlar hani ben genelde hep böyle pozitif yönlerinden dedi. Bakmaya çalışırım gerçekten. Kesin vallahi... eminim. Şunu unutma. Vallahi... Bu arada ben direkt satarım söyleyeyim mi? Bu konuda sana destek olmam Diren. Aman olmuyor zaten. Yani evet. Öyle bir ümitle eğer kadınlar falan dediysen. Ne bileyim işte yani. Sakindir ama ben bozmam ki zaten diyor. Adam bozuyorsa zaten sakin olmak zorunda. Gibi bir durum çıkıyor ortaya yani. Hayır ondan demedim onu. Yani ortamı gerecek bir şeyler olsun zaten istemem. Olunca da. Mesela benim maşallah, gevşemem... Maşallah çok güzel bir ilişkileri var. Bence bu programda bozmuyor. Yani zaten bu programdan sonra sınırlı ya yani şöyle Allah bir şey, ben çok zor aslında sinirlenirim. Çok da zor yumuşarım. Asil o konularda daha hızlı. Hmm. Büşra, ünlü olduktan sonra değiştin mi? Hiç değişmedim ya. Yani gerçekten. Görsel olarak değiştiğim doğru ama maneviyatım... Huy olarak sordum bari, öyle bir şey aklıma gelmedi. Tabii ki değişmedi. Bu değişen huyların yok mu? Olaylara tepkin... Yani elbette var. İnsanlarla elbette var. Eskiden daha saf, daha naif bir tarafım vardı. Daha fazla insanlara çabucak teslim olan, daha güvenen bir tarafım vardı. Yeni işte hayatta yaşadığım bir takım tecrübelerle o duyguyu tam kaybetmemiş olsam da daha temkinli bir insan haline geldim ama özümüz yine hani aynı. O açıdan bir şeyimiz değişmedi. Neden öyle oluyor? Yani neden temkinli hale gelmeye ihtiyacı hissediyoruz? Yani bir şeyler yaşıyorsun, fazla güveniyorsun karşı tarafa. Ondan sonra herkesi iyi adlandırmak istiyorsun. Yani bende öyle bir özellik var, bilmiyorum sizlerde de var mı? Biriyle tanıştığım an hemen o kişi hakkında çok iyi bir insan ya, çok tatlı bir insan ya gibi böyle bir kendimi telkin etme. 100 krediyle başlıyorsun. Evet 100 krediyle ben başlıyorum. De ben de öyleyim. Sonra uzun sürede evet. Bence sen de öyle çok misin? Öyleyiz yani. Ben de öyleyim evet. Sen de öylesin ben sen. De öyleyim. Ben de öyleyim abi. Yandık. Kaybedenler kulübü gibi yaşıyor. Ama böyle olmayan arkadaşlarım da var. Tam tersi. Ben hiç güvenmem der mesela yani. Hiç kimseye güvenmem der. O bende yok yani. O onları belki biraz daha korunaklı kılıyor ama tabii. Hayat da öyle geçmez yani. Geçmiyor öyle. Öyle geçmiyor. Hayat da öyle o da çok geçmez. Mutsuz mesela ilk başta size de o değişik gelmiyor mu? Aynı kadar hani duygusuz gibilerinden geliyor ama aslında onun yaptığının daha doğru, daha az zarar verici olduğunu sonradan
hepimiz anlıyoruzdur diye düşünüyorum. Ama kişilik karakter meselesi yani, o öyle yapabiliyor. Tabii. Ben yapamıyorum. Yapım meselesi. Yani yapamayınca o zaman da olmuyor ki. Ben şey düşünüyorum, insan mutsuz olur öyle olduğunda diye düşünüyorum. Evet. Sonuçta mesela biz burada ilk defa karşılaşıyoruz. Herkes birbirinden bir pozitif enerji aldı galiba diye düşünüyorum. Evet. Özellikle Asil ve biz yani gerçekten Manisa'lı olmamız hasebiyle aynı zamanda kardeşimle. Değişmedin. Ama 100 kredi dönüştüm, vermeyi bıraktın. Dönüştüm yani. Nasıl dönüştün? İyi anlamda yani, hani atıyorum kendimle ilgili sevmediğim bir özellik var. Onu toparlamak için çabalarım mesela. Ama hep olumsuzu olumluya dönüştürmek üzerinedir. Yani olumlu olan bir şeyi tersine dönüştürmekten bahsetmiyorum. Güncel ya, böyle günlük hayatında rutininde yaşadığın bir rutin misindir? Yani günlerin rutin mi geçer? Her gün belli yaptığın sabit işler var mı? Akışına göre yaşadığım bir sistem benim için daha doğru. Takip ettiğin, yani mesela haber takip eder misin? Veya müzik takip eder misin? Sinema filmlerini, dizi filmlerini, kitap takip eder misin? Belli bir akım falan, böyle hakikaten fokuslandığın bir şey var mı? Bunların içinde en çok takip ettiğim şey müzik. Müzik. Evet, en çok ilgi duyduğum. Yani böyle hani sanatın aslında her türüne ilgi duyuyorum ama müzik orada biraz daha şeyde, ön planda. Prodüktörlük de yapıyor. Ya, şimdi o söylemiyor, evet, mütevazilik yani böyle yapıyor. Çok böyle altını çizmediğim ama böyle en az oyunculuk kadar sevdiğim bir yerde prodüktörlük yapmak. Yeni yetenekleri keşfetmeyi seviyorum. Asil'le belki pek çok insan daha yeni yeni tanışıyor olabilir. Ben çok önceden beri Asil'i ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu, ne kadar iyi bir solist olduğunu bilirdim mesela. Hani biraz işin mutfağındaki insanları da uzaktan uzağa takip eden bir tarafım var. Asil'in bu arada çalıştığı çok önemli, çok kıymetli isimler de var. Çok eskiden bu yana. Tabii ki en önemlisi Derya Ulu. O başka. Tabii ama, ki. Öyle yani. Tabii ki de abi. Tabii ki der misin aslında? Herkes çok kıymetli. Herkes çok kıymetli. Ama en kıymetli. En önemli. Sen kıymetli. Ya Asil o kadar yani benim için çok büyük bir yetenek gerçekten. Bence birçok insan için de öyle. Ya şey, özel gerçekten ve onları herkesin görmesini istiyorum ben. Ama o bu da bu yeteneklerimizi korumalıyız değil mi? O da yani bir tık hep geri planda kalmak istiyor. Utangaçlığı var, mahcubiyeti var ve ben onu böyle aşmasını istiyorum. Herkesin onu ben çıkmayıp içindeki geri gidecek diye korktum bir ara. Ya evet. Arkadan geleceğim dedi ya şey, ben şarkı söylerken arkadan geleceğim dedi. Ben acaba de Asil kapıyı tuttun da dedim gelmiyor arkadaşlara. Ama çok doğru bir zamanda çıktın. Senin geleceğini bilmiyordu seyircimiz, evet, ve bence tam çok etkili şarkıda oldu abi. Çok güzel bir yerde çıktın. Çok yani güzel. Doğru evet. Gerçekten. Biz sadece acaba Derya'yı gönderip sen de arka taraftan çıkıp kulise gidip yayını mı izleyeceksin diye bir endişe ettik. Ben de endişe ettim abi. Sonra Tolga beni sakinleştirdi sağ olsun orada. Kim söyleyecekti şarkıyı o zaman? Yani Diren. Diren abi. Bir de senin şarkın. Evet. Ya ben Haluk Levent'le öyle bir şey yaptım. Bir de benim mikrofonu açmadan vermişler bana. Görmemişsinizdir belki. Biz Haluk Levent'le burada düet yaptık. Gerçekten. Mikrofonu kapatıp bana vermişler. Ya ilk 15-20 saniye ses yok. Ben şarkı söylüyorum böyle. Güvenemediler herhalde. Ne çıkacak belli değil falan diye. Oralara enstrümantal ses yoktu. Bir tane VTR'miz var. Onu izleyelim. Sonra 2023 sorularımız var. Onlarla biraz ilgili sohbet ederim. Bu hemen ağlarım. Ama onlar duyguları alınmış gibi, bazı insanlar duyguları alınmış gibi, bense hemen ağlarım. Kim demiş olabilir? Bakalım. Ben bir olayla karşılaştığımda hemen ağlarım. Ama onlar o kadar dik duruyorlar ki duyguları alınmış gibi davranıyorlar. Sözlerini hangi sanatçımız söylemiştir? Neden bu kişi olduğunu düşünüyorsunuz? Derya Uğur olarak düşünüyorum. Açıkçası pek bir fikrim yok ama düşünce tarzına göre bana o şık daha yakın geldi. Büşra Pekin diye düşünüyorum. Yani duygusal biri gibi gözüküyor, o yüzden. Diren Polatoğulları diyorum. Sizler bir görüntüsü var. Bilmiyorum, Derya Uğur diyebilirim buna. O da şarkılarından dolayı öyle bir şey söylemiş olabilir. Asil Gök demek istiyorum. Kendisini tanımıyorum ama öyle bir isim var ki
Böyle bir sözü anca öyle bir isimli biri söyler gibi geldi. Büşra Pekin'i çok yakından tanıdığım için, o da çok duygusal olduğu için demiştir. Bence bunu Dilan Polatoğlu söylemiştir. Çünkü filmde ne kadar güçlü dursa da aslında bir tık duygusal biri olduğunu düşünüyorum. Çok fazla üzüntülü bir şey yaşamış birisi olabilir. Büşra Pekin belki. Büşra Pekin demek istiyorum. Sanat camiasına girmek zor, orada kalmak zor, bir şey üretmek zor. Ve çok ezildiğini düşünüyorum. Büşra Pekin demek istiyorum. Bir saniye. Asil Gök söylemiştir diyenleri görebilir miyim? Bir el kaldırabilir miyiz? Asil Gök çok az. Dilan Polatoğulları. Diren Polatoğulları diyenler. Dilan kardeşinin adı bu arada. Evet. Evet. Eyvallah. Polat oğulları ama. Oğulları evet. Oğulları. Dükkan açmadınız değil mi abi bunun üzerine? Yok, bir dükkanımız yok. Böyle evet, güzellik merkezi falan. Yok. Polatoğulları. Yok, Polatoğulları. Çalışabilir bak. Bunu düşünelim, çıkışta konuşalım. Ya şey, evet, evet. Sana bakalım. Bakalım nasıl dönüyor işler acaba? Diren Polatoğulları diyenleri göreyim. Yok gibi. Var birkaç kişi. Peki Azal. Büşra Pekin. Büşra sen söylemiş. Abi herkes sen Büşra diyor. Sensin. Derya Ulu. Çok az. Herkes senin söylediğini Büşra düşünüyor. Büşra sensin. Ben Büşra. Cümleyi tekrar alabilir miyim? Öyle tekrar verelim. BTR'nin başını tekrar bir verelim. O verebiliyor muyuz tekrar? Veriyoruzdur herhalde. Yani bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben bir olayla karşılaştığımda hemen ağlarım. Ama onlar o kadar dik duruyorlar ki duyguları alınmış gibi davranıyorlar. Sözlerini hangi sanatçımız söylemiştir? Neden bu kişi olduğunu düşünüyorsunuz? Derya U. Şöyle... Burada çok tuhaf şeyler yaşandı siz bu videoyu izlerken kıymetli izleyiciler. Herkes birbirine baktı. Sen mi dedin? Sen mi dedin? Ya ben de göz kuruluğu var istesem de, yani duygulanıyorum ama istesem de o yaşlar tam hak ettiği gibi çıkmıyor. O yüzden ben dememişimdir. Yani şöyle bir şey var. İlk bölümünü ben söylemiş olabilirim. Sonrasını çok hatırlamıyorum. Yani ben çünkü balık burcuyum, yani ağlarım. Ama duyguları alınmış gibi oluyorlar dememişim. Ben de hatırlamıyorum mesela. Ben asla değil abi öyle bir şey. O zaman öyle bir cümle hiç diren bence. Yani. Benim. Evet. Bana diren gibi ben yani. Ben söyledim gibi geliyor bana. Sana kaldı abi iş. Ama bir daha söyle deseniz söyleyemem. Aynı cümleyi kuramam tekrar. Ay, kuramam yani. Kim söyledi? Çok ilginç bir şey bu ya. Bana fake atmıyorsunuz değil mi arkadaşlar şu anda? Benim cümlem değil herhalde yani. Aa. Benim ağlamam falan gibi durumlar. Biz Oğlak burcuyuz değil mi ya? Kim öyle ağlama falan ya gibi şeyler yok. Kardeşim bunu senin söylediğin iddia. Abi mümkün değil ya böyle bir şey. Mümkün değil. Abi benim ilk canlı yayınım bu. Nasıl böyle bir şey? Ben bunu nerede söylemiş olayım? Aslında ben seni tutuyorum bu arada. Ama ben seni tutuyorum. Ya da hatta şey... şöyle yapacağım. Ya bizim Serkan var, Toper çok sevdiğim bir arkadaşım. Demiş, Asil başına geleceklerden habersiz, yazık, iyi çocuk aslında diye mi? Ne oluyor abi? Sen mi söyledin? Ya ben böyle bir cümle kuramam ki yani. Nerede kurdun acaba? Ya bir şey kurmuşsun söyleyeceğim. Evet kurmuşsun. Kurmuşsun. Gel göstereyim. Bak varmış. Nerede kurmuş? Daha fena cümleler var. Yine. Yok abi mümkün değil. Gel kardeşim hiç bakmasın kimse. Siz burada konuşun gerçekten. Lütfen. Siz biraz sohbet edin. Ne bileyim. Bence demiş. Yani. Tanıdığın kadarıyla. Çok ağlamazdı o. Abi evet ben söyledim bunu ama o çok... Öyle mi? Ama abi. Ama bir şey söyleyeyim abi. Bir şey söyleyeceğim inanılmaz. Abi ben söyledim ama yalandı o. Sabah 9'da bir programdı o, bant yayınıydı. Ne söylediğimi yemin ederim hatırlamıyorum. Yani gerçekten evet, anladım yani neresi evet, olduğunu. Evet ya sabah 9'du evet, falan. Abi sabah 9'du yani ben... Ne desin çocuk ya? Uyanmadım herhalde yani. Uyanamamışsın. Ama hepimiz zan altında kaldık biliyorum. Çok evet özür dilerim ya. Abi bir de ne demiş, kötü bir şey de dememiş ki adam. Ama hepimiz birbirimize evet baktık ve dedik ki yani bunu... Bu arada kötü bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Asil, çabuk duygulanırım demiş olabilirim mesela. Bu senin duygusal ama bir insan evet duruş falan ben, dememişim. Ben duygusal bir insanım abi zaten. Evet belli. Ya zaten sanatla uğraşıp duygusal olmamak gibi bence bir şeyin de şeyi mümkün yok yani. Yani. Mümkünatı yok evet değil mi direncim? Bence de sanıyorum yok. Ben o kadar duygusal değilim. Sen hatırladın mı Derya programı?
Hatırladın değil mi? Hangi program olduğunu program hatırladım değil de yani, ama olayı ben hatırladın onu hatırlamıyorum. Yani ben de hatırlamıyorum. Galiba ben de uyuyorum. Sabah 9'muş. Hiç bizim İkisi saatimiz de. Değil. Evet. Şey, sizin filmi unutmadan erken. Fragmanını bir gösterelim isterseniz. Değil mi? Ya yani güzel olur. Yani tabii ki lütfen, çok mutlu oluruz. Geçer mi? Çok iyi olur. Bütün ekip arkadaşlarımıza, yapımcılarımıza selam olsun. Selam olsun buradan evet. Tamam kocaman alkışlarla. Filmin fragmanına da bakalım. Seçim kampanyasını başlatıyoruz. Tamam. Sevgili yavrularım, canınız sıkılıyorsa benim de ayağım kaşınıyor. Adayın kim senin kardeşim? Aday benim Fikri. Kottek Zeynep. Başkanlık da sana yakışacak ha. Çok yakışacak Zeynep'im. Aa. Ne yapacakmış? Okul yapacağım diyor ya. Zeynep! Bu düzen değişecek. Senin dublajını kim yapıyor? Hiç bileceğim yoktu. Bu hayatta tek bir gayem var. Anlaşılma. Bilmedim de zaten. Kena. Sefer. Muhammed'im. Oğlum bu nedir lan? Çocuk serbest çalışmış, kötü bir şey yok aslında. Bu nezaketsiz insanlara oy vermeyin. Bana verin. Bitti. Kapat. Başkanınız Fikri donsuz. Düşünsene abi, filmle girdik, fragmanı vermeden ve hiçbir daha bahsetmeden unutup sizi misafir edip gidebilirdik. O yüzden ben aklıma gelmişken verelim dedim. İyi oldu vallahi. Evet, teşekkür ederiz. Araya girdik ama böyle. Sağ ol. Müşra, bir tane izleyicimiz az önceki VTR'de seni çok yakından tanıdığını söyledi. Duydun mu onu? Evet duydum. Kim o? Yani güneş gözlüğü vardı. Bence beni yakından takip eden biri diye düşündüm ben de öyle. Evet. İşte ben sana dedim, çocukluk arkadaşlarına görüşmüyorsun. Engelledi hepsini. O Derya o. Derya ile ikisi engelledi. Derya mıydı? Hayır. O yani bence Büşra. O söz benim miydi? Yok. Ben de öyle anladım ama onu takip ediyor yakından gibi anladım. Yakından bence de takip ediyor gibi hissettim ben. Çok yakın arkadaşın değil yani. Hayır değil, olsaydı aa işte Ayşe falan derdim zaten o anda. Peki öyle olsun. Bunu da ispat etmek istemiyorum şimdi. Ya şöyle isterseniz o görüntüyü tekrar. çünkü çok hızlı ve anlıktı ama ben o şekilde algıladım. Eğer öyle değilse lütfen ulaşsın. Öyle değil. Ya sokakta gördüğümüz yakın arkadaşı değil değil mi? Ben belki yakınsınızdır diye öyle deyince, o kadar yakın ama bahsedince. Ama seyircilerimiz verebilir tabii miyiz? Ki benim tekrar her zaman verelim? Yakın. Orayı verebiliyor muyuz tekrar? Bakalım, bir tanışıyor musunuz Büşra? Kendisi sana canlı yayına bağlayabilir miyiz? Ekibimiz canlı yayına da alabiliriz. Ve anlatacakları varmış. Seninle hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gizimiz saklımız yok. Hayır öyle değil zaten. Devam mı? Birazdan. Tamam, hazırlıyorlar. Biraz. Ya böyle bir atmosfer oldu yani. Burada gayet keyifli bir program yapıyoruz. Ne anlatabilirler? Bir şey anlatmayacaklar hiç, tabii ki. Hiç, yani ama bu konularda benim, çok rahatım. Benim sorularım var. Birazdan soracağım sorular var sana. Aslında çift olarak size de soracağım sorular var. Asil Gök ismi nasıl bir isimdir abi? Güzel mi abi? Çok iyi. Teşekkür ederim. Nereden böyle bir şey yani? Asil Gök. Baba mı anne mi koymuş? Kim koymuş? Ya sormuştum babama. Bir arkadaşı tavsiye etmiş. Gerçekten. Bunun çok güzel. Asil yapma. Bunun bir hikayesi olmaz. Abi gerçekten öyle. Ben Yemen'de düştüm bir kere. Savaş bölgesi o zaman. Savaşa gitmişim. Savaşta bir yere gittik. Tansiyonum düştü. Olacak iş değil. Yemen rakım yüksek, çok yüksek. Sana'dayız. 2011 yılında. O çatışmanın yeni başlarında. Düştüm. Yüzümün üstüne düşünce de yüzüm komple yırtılmış. Yayına çıkacağım, anons çekeceğim. Dediler ki bir şey mi oldu? Düştüm dedim. Çatışma bölgesindeyim ya hani. Ya bir anlat dediler. Yayındayız, canlı yayın yapıyoruz. Düştüm dedim.
Küçtüm yani. Senin de şimdi benim de bir arkadaşı söylemiştiği için. Millet bir olay bekliyor çünkü orada. Bir şey olmuş, anlat falan gibi bir olay bekliyor ama bir olay yoktu. Büşra, fake hesabın var mı? Ay yok. Hiç oldu mu? Hiç olmadı. Zaten sosyal medyayı inanılmaz aktif kullanan birisi değildim. Aslında şimdi daha aktif kullanmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Peki tanınır olduğun için yapamadığın bir şey var mı? Ya şunu yapmak istiyorum ama tanındığım için yapamıyorum dediğin bir şey. Yemek yerken olabilir. Ya çok sıradan bir şey de olabilir. Sıra dışı bir şey de olabilir. Yo, ya... Televizyonda söyleyebileceğin bir şey olsun. Tabii yok, şu an çok aklıma gelmiyor ya. Yani birazcık yetiştirilme tarzından da kaynaklanabilir. Zaten kontrollü, hayatı kontrollü yaşayan bir yapım var. O yüzden ünlü olsam da olmasam da pek bir şey değişmezdi diye o düşünüyorum. O çok stabil gitti yani, hiç değişmedi. Evet evet. Senin var mı abi? Yani benim sosyal medya ile ilgili şöyle, çok kısa bir süre önceye kadar kullanmıyordum. Sonra işlerimizden dolayı kullanmak zorunda kaldım. Ben çok sevdiğim bir şey değil, internet de çok sevdiğim bir şey değil. Ama tabii ki kullanıyorum. Sevdiğim bir şey değil derken şunu demek istiyorum. Ben hakkını verebilen bir insan değilim. Hakkını verebilen bir insan olmanız gerekiyor. Fake orada kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Fake hesabım yok kesinlikle. Ha, hayır, sosyal medyayı normal bile kullanmıyordun sen. Kullanmıyordum eskiden. Yeni yeni kullanmaya başladım birkaç senedir. Dediğim gibi onun hakkını verebilirseniz eğer, o da bir mesai ve iş bence. Bence verebiliyorsanız kullanmalısınız, yoksa kullanmamalısınız. Ben işte aradayım, vermeye çalışıyorum. Sen arada mısın Büşra? Sen yoğunlaşıyor musun sosyal medyada? Ya mesela atıyorum, geçtiğimiz günlerde böyle biraz şeydim, hafif atıyorum grip gibi böyle bir ufak rahatsızlık hissettim. O günler bir şey koymayınca, iyileştikten sonra da tekrardan bir elimi ayağımı çekmiş oldum atıyorum. Hani böyle bir uzak kalınca uzaklaşıyorum, bir şeyler paylaşınca da arkası geliyor gibi. Öyle dengede duruyor biraz. Ya orada bilgilenmek gerekiyor ve onu doğru kullanmak için bilgilenmek gerekiyor. Çünkü lebi derya bir şey yani, öyle kolay bir şey değil bence. Ama şey olsaydı, hani ilgi duyduğum tek alan hani orası olsaydı, mesleğim olsaydı, evet, o zaman hakikaten oraya çok önem verirdim. Önem verilmesi gereken bir yer. Etkiliyor mu işinizi sosyal medya? Eskiden etkilemiyordu ama artık etkiliyor diyebiliriz. Direkt etkisi var, bence var. Ne tür? Menfi, müsbet, yani takipçi sayısıyla ilgili bir şey mi, paylaşımlarınızla? Ya eskiden dünya başkaydı. Eskiden dünyada insanları daha az gördüğünüz zaman daha karizmatik geliyordu. Şimdi o denge biraz değişti. İnsanlar daha fazla görmek istiyorlar. Daha fazla etkileşim kurmak istiyorlar. İşte deminki hanımefendi gibi çok iyi tanıdığım için demek istiyorlar. Seni takip etmek istiyorlar. Normal, o yüzden yani bence. Artık dönem böyle bir dönem. Müşra, senin mesela işlerini etkileyen bir şey mi sosyal medya? Yok, kullanmıyor yani... Mesela yapımcılar kullan diyorlar mı? Ya da daha yok, çok? Yok, demiyorlar. Ama aslında biz eski gelenekte şey vardı. Oyuncu olarak çok fazla kendimizi anlatmak, çok fazla kişiliğimize dair insanlarla bir şey paylaşmak yerine farklı rollerde bulunmak daha kıymetli bir şeydi. Biz birazcık bu kültürden geldiğimiz için bence bizi... zorlayan kısım o. Yani zorluyor. Kendimiz gibi gerçekten olalım mı? Yoksa o oyuncu büyüsünü çok iyi bırakalım mı orada? Evet. O hangi ben kalmıştık. Olayım? O çok kötü. İnsanı çok kötü etkiliyor. Yani o zaman doğru da kullanmak için bu bir engel. Nasıl kullanıyorsun? Ben mesela şu anda? Beni kesinlikle halkın gerçekten beni sosyal medya üzerinden doğru tanımadığına eminim. Evet. Yani ama sen çok aynı gibisin ya. Ben seni çok böyle gençlik zamanlarımdan beri takip ediyorum. Yani senin sürecin böyle hep sanki hep bildiğimiz, tanıdığımız, ilk defa oturuyoruz ama... Tabii sohbet ettiğimiz zaman öyle. Hep aynı gibisin. Ama atıyorum bir fotoğraf koyduğum zaman başka bir şey ya o yani. Hani evet. Atıyorum bir makyaj fotoğrafını paylaştığın zaman daha soğuk, daha böyle tamamen şey... yeni dünyanın bir görseli şeklinde oradasın. Halbuki onun arkasında espriler, tatlılıklar, işte bunu böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak, o bile bir üretim anı. Aslında bunları insanların görüyor olması daha kıymetli bence. Ama işte oralarda başka bir mesai. Mesela sizin yaptığınız belgesel bu anlamda hem tam olarak kendinizi doğru ifade edebildiğiniz bir yer, hem de o samimiyetinizi görebildiğimiz bir yer. Yani ben buralara biraz daha olarak daha yakınım, fikir olarak daha yakınım. Her gün, her dakikayı paylaşmak yerine sanki o daha benlik şey. Ben gibi. Ben de seninle aynı düşünüyorum.
Yani ciddi ama aramızda en iyi sosyal medyayı kullanan galiba sensin Derya. Öyle mi? Yani ben sanki öyle gibi değil mi? Asil de çok sık kullanıyor aslında. Kullanıyor musun sık? Evet. Abi, ben çok kullanıyorum ama... Derya izin verdiği kadar. Aşkım valla. Ben yapmıyorum düzenli bir şey. Öylece... Abi neden böyle yapıyorsun? Asil gülerek gülerek onaylıyor gibi duruyorsun. Çok bravo. Çok rica ediyorum. Bıraksalar acayip komik. Ama komik tadını yani. Hayır. Hoşuna da gidiyor bir yandan. Lütfen. Burada arkadaşım yanlış tanıtılıyor. Teşekkür ederim Büşra'cığım. Gerçekten şu an sen olmasan ben burada çok zor durumda kalacaktım. İyi ki varsın. İlk defa mı iki kadın konuk geliyor bize? Değil mi? Hep tek alıyoruz normalde. Bu dayanışma olmasın diye. Ay, kadın dayanışması çok başka bir şey ki. Asil'i gerçekten yani bir sanatçı olarak o kadar seviyorum. Ama bir yandan da Derya'ya harcatamam yani. Yani hiç öyle bir şey yapmıyorum ben ama Mehmet abi böyle bir şey. Kardeşim kullan sosyal medyayı. Kullanıyorum abi evet. Ünlü ben olduğun... de kullanıyorum canım. Sen en aktif olan herhalde sensin aramızda ya da en çok takipçi olan da sensin. Kullanıyorum. Sen nasıl kullanıyorsun? Yani dikkat ediyor musun mesela normal hayatında olduğun gibi misin? Sanatçı olarak. Büşra aslında çok önemli bir şey söyledi. Biz hem analog hem dijital nesli gören yani, ve arada kalan evet, yaşlardayız. Olabilir. Yani bizim nesil analog kısmıyla doğup büyüdü, yetişti. Sonrasında dijitale bir dönüş yapınca biz aslında biraz arada kaldık gerçekten. Yani Büşra çok önemli bir şey söyledi burada. Acaba biz günlük halimizden mi parçalar sunsak, öyle mi kendimizi aslında göstersek yoksa daha az mı göstersek, hangisi daha iyi? Bunu kestirmek zor bir şey çünkü insanlar sosyal medyada yanlış anlayabiliyorlar. Mesela çoğu insan beni ilk çıktığım günden itibaren işte soğuk, mesafeli biri olarak biliyor. Bana da öyle dediler. Derya Ulu geliyor dedim. Hiç konuşmayabilir dediler seninle. Oturur kim ve... Kim dedi onu? Dışarıdan. Dışarıdan işte. Dışarıdan. Yani genelde öyle biliyorlar. Aa, Derya Ulu çok oturur ve yani ne konuşacaksınız çok merak ettim diyenler. O yüzden çok şaşırdım hatta. Hayda. Ben de alakası yok aslında. Evet, ben şu an anladım. Şu an anladım. Emin oldum şu an. Ama günlük hayatımda öyle değilim. Daha kötüsü var. Diren Polatoğulları gelmez dediler. Geç gelir dediler. Evet, öyle bir diyorlar öyle şeyler ama yok öyle bir şey yok. Geç kalır dediler ben sordum abi sürekli. Ben mesela hiç o enerjiyi geç almıyorum. Geç kalmadım tabii ki. Evet geç yani. Kalmadı ben dedim geldi mi falan diye. Diren hatta geçen gün söz vermediği bir yayına... Gitmiş ben mi? Ben rica yayına ettim mı? Ve geldi. Ben de geldim. Davet edilmediği yayına gitmiş. Açın kapıları. Hiç davet edilmiş ama. Evet dedim Diren sen de gelsene beraber gitsek ya dedim. Hemen tamam dedi canım. Peki nasıl arkadaşım. Kullanmaya karar verdin? Nasıl kullanıyorsun? Beklentiye göre mi? Kendi istediğin gibi mi? İkisini dengelemeye mi çalışıyorsun? Ve etkileniyor musun gelen mesajlardan? Yo etkilenmiyorum. Öyle mi? Tabii. Takılmıyorum yani ne mesajlar geliyor. Çok olumsuz şeyler de geliyor. Bazen üzüldüğüm şeyler oluyor ama öyle çok hani anlık üzülüp geçiyorum yani. Yoksa her gelene ya da her yapılan yoruma takılırsak hiçbirimiz hayat yaşayamayız. Kaldı ki insanlar bazen gerçekten çok sırf üzmek için yazabiliyorlar. Sen üzül diye. O tuzağa düşmemek lazım aslında. Ya da dikkat medyanın için cevap verme. Tabii sırf dikkat çekmek için de yapanlar var bunu ısrarla. Yani ben mesela Instagram'ı tamamıyla aslında daha çok konser ve iş hayatı olarak kullanıyorum ve bu konuda da bana çok kızıyorlar. En çok eleştiri aldığım nokta bu. Sen niye günlük hayatını paylaşmıyorsun? Böylesin, şöylesin. Hani yani arkadaşlarım mı söylüyor bunu sana? Evet, arkadaşlarım. Paylaşırsan genel, daha etkili olur diye. Evet. Genel olarak benim böyle bir hep eleştiri alıyorum. Ben daha samimi olduğum kısmı Twitter'da yaşıyorum. Aa. Evet. Twitter benim evim gibi. Yani. Çok enteresan. Ben de mesela Twitter daha resmi bir yer gibi. Bana da öyle geliyor mesela. Ben kullanmıyorum Twitter ama bana da daha resmi daha bir yer resmi gibi geliyor. Ben daha de daha resmi daha kullanıyorum. Resmi. Instagram'da biraz daha ben rahatım. Ben de daha rahatım. Ne bileyim ya ben hani yazıyorum ya. Hani atıyorum ben derdim olduğunda yazıyorum, mutlu olduğumda yazıyorum. Büyük bir şey hissettim de yazıyorum. Peki konuşuyor musun bir şey atmadan önce? Asil'e mesela bunu atsam mı? Yanlış anlaşılır mıyım? Dur sen bir şey söyleme Asil söylesin. Merak ben ediyorum Asil'in cevabını. Sen söyle. Söyleyeyim mi? Sen söyle. Şöyle bazen Asil gerçekten öyle tweetler atmamı istiyor ki. Ama Fenerbahçe ile yani, alakalı abi yoksa normal ama, alakalı. Ama yani hani atsam onu dinlesem
hani valizimi alıp gitmem lazım öyle sıkıntılı. Sen de Fenerbahçelisin. Ben de Fenerbahçeliyim. Saat 10'u bekliyoruz. Bir dakika. Bu olmaz. Galatasaraylılar da alkışlasın o zaman. O zaman Beşiktaşlılar da Bütün ligi sayıyormuşuz. Trabzonspor'lar alkışlasın. Samsunspor'lar, Manisa'sporlar. Yalnız bir tane Trabzonspor'lu arkadaşımız var. Gösterebilir miyiz? Kardeşim alkışla sen kendine lütfen. Yapamadığın bir şey var mı ünlü olduğun için? Tabii yani. Mesela? Yapamadığım bir şey yok ama yani sokağa çıktığında her zaman mutlu olmuyorsun. Mutlu olmadığın için insanlara yeterli ilgiyi gösteremeyebiliyorsun. Sokakta daha rahat yürümek bazen istiyorum. Her zaman değil bazen ama istiyorum. Onu yapamıyorum. Yani yapmayı, şunu eskiden yapıyordum ünlü olduğum için yapmayı bıraktım dediğim şey. Mesela bir kebapçıya gidiyordum. Çok fazla yürüyordum ben eskiden. Yürüyordun eskiden. Çok fazla yürüyordum. O yürümeleri biraz azalttım. Yani çok fazla yürüyordum eskiden sokakta. Derya senin var mı? Eskiden yaptığın ve bırakmak zorunda kaldığın ya da artık yapamadığın ama özlediğin bir şey? Vallahi yok galiba. Ben çok çünkü değişmedim, değiştirmedim hayatımı. Hepsi aynen ne yapıyorsan daha önce aynılarını yapıyorsun. Yani tabii eski arkadaşlarımla yine yakın arkadaşlarımla görüşüyorum. Diyaloglarımız devam Asıl ediyor. Asıl yapamıyor o zaman. Gitmek istediğim yerlere gidiyorum. Yani mutlaka vardır bazı şeylerden feragat etmek zorunda olduğumuz alanlar. Ama öyle ciddi hayatımda çok büyük bir yere dinen bir şey değil. Hani ne olabilir mesela? Biz böyle birbirimize çok yemek sayfaları atarız Instagram'dan. Mesela onların hepsinin, yok özellikle Asil'e değil de menajerim Tayfun'la, bizim bütün menajerimle konuşmalarımızın hepsi nerede yemek iyi yapan yer varsa uff diye böyle. Hiç yemek yiyor gibi de değilsiniz bu arada. Ben de onu anlamıyorum. Mesela yemek yiyeli yarım saat ama olmuş, börek fotoğraflarına bakıyorlar. Yani yarım saat önce yemek bitti zaten. Yani evet. Birbirlerine böyle DM'den. Yiyorlar mı peki? Yemiyorlar sadece yiyip, bakıyorlar. Sadece fotoğraf atıyorlar. Evet. Aa, ya yiyoruz bir canım. Ya. Güzel bir yer bulduk, keşfedin, buraya gidelim mutlaka falan oluyor diyoruz. Ve onların mesela hepsinin hikayelerini izlemek istiyorum ben. Hoşuma gidiyor. Yemek hikayeleri izlemek ya da yemek fotoğraflarına bakmak hoşuna gidiyor. Evet. Yemek videoları of. Allah Allah çok enteresan. Benim Reels'ım yani o şey bölümü, keşfet pardon. Keşfet bölümü komple benim yemek olabilir. Yemek ve spor. Senin var mı? Soru neydi abi ben? Soru kaydı biraz. Asil hoş geldin. Abi hoş bulduk. Hoş geldin. Aramıza. Soru neydi gerçekten? Fake hesabın var mı? Abi ben şimdi ünlü olmadığım için yok. Yani normal kendi hesabımdan bakabiliyorum yani. Öyle oluyor. Senin Asil'cim artık ünlüsün, bunu kabul etsene. Evet, evet söyleyecektim ama. Yani şu anda yani listelerde ünlü, bir numaraya diyelim. Çıkmış bir şarkınız var. Yarım ünlü söyleyeyim. Diyelim. Aa bir şarkı dinleyelim ya. İyi şarkı. Tamam. Tamam bir şarkı dinleyelim sizden. Ne dinleyelim? Dinleyelim. Gelsin. Hadi gelsin bakalım. Ne dinleyelim? Gelsin. Gelsin. Şansım oldu mu? İçimde derdim doldu mu? Benim de şansım olsun, benim de şansım olsun. Yalandan mutlu olmayı bırak, içinde keder de dolsun. Benim de derdim olsun, senin de gönlün olsun. Bir orada, bir burada, gezinmiş durmuş onunla. Yanılmam sandım asla, yanılmam sandım. Kapattım aşkını zararla. Bir orada, bir burada, gezinmiş durmuş onunla. Yanılmam sandım asla, yanılmam sandım asla. Yüzünde günahla, görünce yandım başka. İnanmam sensiz aşka, inanmam sensiz aşka. Benim de şansım
Şimdi 2023'ün enleri sorularımız var. Çok enteresan bir şekilde süremizin daraldığını fark ettim. Sizin sorularınız var mı bilmiyorum. Alacağımızı söylemiştik ama galiba alamayacağım. Çünkü var mı sorularınız? Sorusu olan varsa görebilir miyim? 1, 2, 3, 4. Tamam, birkaç arkadaşımızın var. Belki alırız eğer sizin için de uygunsa. Şöyle çok hızlıca ben sorayım. Bir kere kapı koluna sol elim yerine sağ elimle dokunursam böyle bir şey olur endişesi. Senin takıntıların mı var abi? Var takıntılarım. Ne var abi takıntıların? Kapı koluna sağ sol el değil de bir elle dokunduğum zaman diğer elimi de dokunmak zorunda hissediyorum. Sadece kapı kolu değil, kapı bazı yerlerim. Kapı koluna bir eline dokununca diğerine de dokunuyorsun. Evet, dokunmak istiyorum diğeriyle de. Kapıyı açtın, öteki eline kapıya mı dokunuyorsun? Evet, yani mesela kapıyı açtım diyelim. Bunda da dokunmak zorundayım. Bunda... Açınca bununla da dokunuyorum. Sonra tabii kapatmam gerekiyor. Oraya da bununla dokununca yine bununla dokunmam gerekiyor gibi şeyler yaşıyorum. Sürekli. Ya sürekli değil, her zaman değil. Her zaman. Başka takıntın var mı? Başka takıntım? Maçlara çok takıntılıyım. Totemlerim çok maçlarda. Tutuyor mu? Tutuyor, bazen tutuyor. Zevksiz olabiliyor. Deplasman maçlarını izlemiyorum mesela bazen. Ve kazanıyoruz. Ama sen maç izleyemiyorum. Beşiktaşlıyım ben. Beşiktaşlıyım. Evet. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Şimdi bak şu Fenerbahçe'ye de alkış, Galatasaray'a da alkış. Yaptık onu az önce. Voleybol, futbol, basketbol, bütün maçları takip ediyorum. Öyleli. Öyleli takip ediyorum. O yüzden zor oluyor yani. Kulüp başkanı gibiyim bir nevi. Kendi kendime tabii yani. Büşra. Bazı sorularımız var. Hızlı hızlı soracağım. Sorun. Sen de aklına geldi. Sorunuz. Lütfen söyle. 2023 yılında en çok 2023'ün enlerine bakalım dediğimiz hazırladığım soru. Aa, bir dakika. Dilimizdeki en gereksiz kelime diye sorsam ne gelir aklınıza? Bunu biz konuştuk aramızda çok. Ben dedim ki bu çok saçma bir soru. Gereksiz kelime. Ramazan hayır abi dedi. Mesela bana bir örnek ver dedim. En gereksiz kelime ne sence dedim. Aynen dedi. Evet. Aynen güzel, evet. Şaka mı abi bence? Şaka mı? Ama şaka benim Ayaz'ı unutmam evet. Şaka mı? Evet, yani o kullanıldığı haliyle belki öyle olabilir evet. Ama şaka bizim hayatımızda hep böyle yazarken, çizerken kullandığımız önemli bir kelime ama... Gereksiz kelime vardı öyle oldu diye. Şey var bence, zamanda. Şey. Şey öyle bir şeydir ki şeyden başka hiçbir şeyle izah edilemez. Az önce mesela şey diye çok konuştuk o yani... Şeyi çok kullanıyoruz. Şey demesek aslında kendimizi belki geliştirebiliriz. Şeyin yerine koyacağımız bir şey yok ama. Gerçekten. Evet, şey doğru. Bence en gerekli kelime olabilir. Ya bir kelimeye fazla takılıp aynen gibi, şeyi çok kullanmak gibi, ımlamak aynen. Gibi bir şeyi fazla kullanmak aslında onu gereksiz hale getiriyor. Şu kelime çok onun gereksiz dışında... geliyor bana. Bütün kelimelerimiz kendi bebeklerimiz gibi. Çok popülist. Hepsini kullanıyoruz. Hani var, hani çok hani. Kullanılıyor. Bazen gereksiz oluyor. Yani. Yani de olabilir evet. Var mı? Benim var mı gençler? Fark etmez. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mesela. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani. Her yere. Başka var mı? Peki. Peki geliyor mesaj. Yusuf'un teşekkürler mesajı evet, gibi. Evet onun gibi. Bakarız. Hallederiz. Tabii ki. Bunlar gereksiz kelime mi sizler için? Bunlar geçiştirme olarak bence. Olarak, evet. Çok mu geçiştiriliyorsunuz siz? Peki 2023 yılında en çok diline dolanan şarkı? Büşra. Parla bence bu yılın. Parla. Marş gerçi ama güzel. Parla bence bu yılın. 2023 yılında öğrendiğin en ilginç bilgi neydi? Ben de mi devam edeyim? Sen de devam edeyim. ChatGPT diyebilirim. Aa, 2023'te kullanmaya başladın mı? Kullanıyor musun? Kurcalıyor musun yani? Yok, henüz kurcalamıyorum ama mevzu enteresan bir mevzu yani. Ben de ilk ChatGPT'yi duydum da
bu ne ya dedim. Ama bilmiyor gibi davranamazdım. Tabii. Ama yeni hayatımıza girdi. O yüzden bence daha öğreneceğiz. Hemen girdim ve ChatGPT'nin ne olduğunu bak. Ben şu hala bende yok. Kullananları görebilir miyim ChatGPT? Ne olduğunu bilmiyorum. Wow. Kullananlara baksana. Bir dakika gösterir misiniz şurayı bir arkadaşlar? Bir daha göreyim kullananları. Öğrenci olsaydım ben de kullanıyor olabilirim. Bütün sınavları ve ödevleri ChatGPT'den mi yapıyorsunuz? Ne gibi? Instagram gibi bir şey mi oldu? Hayır, sana şey kompozisyon... Hocalar izliyorsa ona göre cevap vereceğim. Acayip bir şey. Allah. Evet, yaparsın. Ben kaçırdım burayı. Bende hiç yok. Bende hiç yok o. Chat gerisi chat yok. Chat değil abi çünkü. Chat vardı bizim zamanımızda. Başka bir şey yani. Chat biz, evet. Chatleşiyorduk. İnanılmaz yaygın öğrenci arasında. En çok kullandığın sosyal medya platformu 2023 yılında Büşra neydi? Instagram. Instagram. En iyi film, dizi. Senin oynadığın dışında. Ama söylemeyebilirsin bunu, söyle edebilirsin. Crown Lady Diana'nın sezonu gelmişti, o bayağı iyiydi. Kızılcık Şerbeti de. Bence bu seneye damga vurmuş dizilerden bir tanesidir. 2023 yılında aldığın en büyük karar var mı, büyük bir karar? İşte şey, az önce konuştuğumuz konu olabilir, hani o güven mevzusunu biraz daha orta bir noktada bu hemen... Bu yıl mı başladın buna? Birkaç yıl oldu ama bu yıl daha ayakları, çünkü bir şeyi, o kararı alırsın ama onu hemen o sene belki tam olarak hayata geçirmek daha zor olur ama yavaş yavaş sindirdiğin zaman o böyle 1-2 yıllık bir süreç. Bize denk gelmiş ya. 2023 yılı. En unutulmaz spor olayı neydi diye... Filenin Sultanları tabii. Aa, ki ya. Okay. Tabii. Abi senle devam ediyorum. 2023 yılında öğrendiğin en önemli şey neydi? 2023'te öğrendiğim en önemli şey sağlıklı olmak gerektiğiydi. Çünkü çok fazla... Bunu 2023'te mi öğrendin? Evet, orada öğrendim. çünkü... Tabii yaşım belli bir yaşa geldim ve çevremde yakınlarım, eski dostlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, amcalarım, neyse onların yaşadığı problemleri daha fazla görmeye başladım yıl ve yıl. 2023'te çok fazla gördüm. O yüzden çok sağlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Güzel. 2023 yılında yapamadığın en çok içinde kalan şey? Ben tatile doymuyorum. 2023'ünde az tatil yaptım. Çok daha fazla tatil yapmak isterdim. Çok daha fazla maça gitmek isterdim. Çok daha fazla... Hep Beşiktaş oynasın, hep maça gidelim. Evet, hep olur valla. Böyle bir şey var galiba. Çünkü var, evet. Oğlum da Beşiktaş'tı. Yani öyle mi? Hep Beşiktaş oynasın. Ligde sadece Beşiktaş oynasın da Beşiktaş maçına gidelim. Evet, Beşiktaşlar biraz öyledir. Beşiktaşlıdır yani. Ne olursa olsun sadece odur. Bizim için dünyanın en büyük takımı Beşiktaş. Tatile kız kıza mı, erkek erkeğe mi? Kız kıza. Soruyu okurken oldu. Erkek erkeğe mi, çift olarak mı tatil? Cümbür cemaat seviyorum ben. Cümbür cemaat. Yani çift kalabalık olarak seviyorsun. Ama cümbür cemaat seviyorum, evet. Kalabalık ne kadar kalabalık olursa o kadar güzel. Keyif alıyorsun kalabalıktan. Çok büyük keyif alıyorum ben. Çünkü ben yalnız kalmak istediğimde, ayrılmak istediğimde çok rahatlıkla yapabiliyorum bunu. O yüzden kalabalık olması beni bozmuyor. Gidiyorsun, yüzüyorsun ve uzaklaşıyorsun. Evet, yani uzaklaşabiliyorum insanlardan. Yaptın böyle bir şey hiç? Yaptım yani, tatile topluca gittiğiniz ve senin az önce yaptığın gibi stüdyodan ayrılıp gidip uzaklaştığın oldu mu? Tabii iki gün gelmediğim var. Gerçek haber vermeden mi? Haber vermeden iki gün gelmediğim var ama haber verdiğim... Çok sinir bozucu arkadaş. Haber verdiğim vardı. Onlar biliyordu. Haber vermeden çıkıp gidiyorsun. Onlar soruyorlar nerede diye. Gelecek yani deniliyor. Öyle brief alıyorlar. Neden yaptın böyle bir şey? Biraz yalnız kalmak istedim o zaman. Bir de biraz hafif canım sıkkındı. Öyle ama o kadar. Yani bir 48 saat yalnız kalmak bana yetti. Fazlası iyi değil. Sevmiyorum. Derya, en siz aranızda bir şey konuşacaksanız ben bölmeyeyim. Yo, tam bir şey söylüyordu çünkü Asil ve söyledim çok... abi. Evet. Önemli bir şey değil. Ne dedi? Bitiyor mu dedim. Program mı? Program bitmesine 10 dakika kaldı. Sıkıldın mı? Hayır abi, sıkılmadım. Sadece gerçekten. Zamanı sormak istedim. Yani yok, 10 dakika sonra bitireceğiz. 2023'te en çok dinledi olan şarkı Derya. Çok şarkı var ama özellikle son diliminde çok yazık. Çağan Şengül'ün şarkısı. Aa, evet, çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Ben çok seviyorum. Aa diye sesler geldi. Öğrendiğin en ilginç bilgi 2023 yılında. Ya 2023'te değil ama 2024'te. Büşra'nın Arabistan'da doğması. Çok iyi. 2023 yılında en çok güldüğün olay ya da espri neydi? Güldüğün. Başına gelen bir şey de olabilir. En çok güldüğün olay. Ne olması? Evet, sabaha kadar Büşra.
Ya çok gülüyorum ben, ne bileyim, öyle spesifik bir şey aklıma gelmedi. Gelmedi. Yapamadığın ve içinde kalan bir şey var mı? Var. Beyoncé'nin dünya turnesine gidemedim. Hiçbir konserine. Çünkü o süreçte albümü yetiştirmeye çalışıyorduk. Eni Sarıkanlar çatır çatır gitti hepsiler. Ama. Herkes gitti, sorma. Vallahi. Vallahi. Asil, senin en sevdiğin şarkı 2023'te? 2023'te en sevdiğim şarkı Nefesini Almazsam Biterim. Onu yanlış söyleyenlere sinirleniyor musun? Ya ben öyle bir tane video çektim. Zaten videoyu çektikten bir saat sonra başımı yardım yani, öyle neden söyleyeyim. Kanlar içinde kaldım falan. Tepki mi? Hayır. Kaza geçirdim. Ha, kaza geçirdim. Evet evet. Teşekkürler. Videoyu çektim. Aslında biz esprili bir şekilde çektik. Sonra ona remix yaptılar. O remix çok iyiydi. Yani ya. Ve ben o remix'i o kadar beğendim ki dinlerken kendimi buldum, evet, onunla. Ya artık ilk başta böyle arkadaşlara nefesin olmazsam değil diye. Ama şu an artık istediğinizi söyleyin diyor. Çünkü o böyle pek çok türde söylendi. Çok. Evet, evet abi. Yani herkes farklı farklı anladı. En iyi film dizi 2023'te neydi? Kurtlar Vadisi. Asil ya. Seni böyle 2003'te çok güldüren bir olay yaşandı mı? Yaşanmadı ya galiba. Bilmiyorum. Yaşanmadı herhalde. Yaşandı, stüdyoda bilmiyorum. Stüdyoda falan gülmüş. Ya şöyle bir şey var. İkimiz de aslında mutlu eden bir şey var. Yani Fenerbahçe her galip geldiğinde biz çok, evet, mutlu oluyoruz. Ya arkadaşlar bakın, Fenerbahçe diyorsunuz. Sonra Galatasaray, Beşiktaş, hepsini sayıyoruz hep beraber. Saat 10'da taraftarlar, ben böyle bir şey görmedim. Bak mutlu, ben siyasi programlar yapıyorum ve ciddi programlar yapıyorum. Siyaset bile bu kadar sert ve keskin değil. Değil, evet. Futbolla ilgili ben bu kadar böyle hiç düşünmezdim, bilmezdim. Ama çok ciddi herkes. O yüzden dikkat etmeye çalışıyoruz. En büyük karar aldığın 2023 yılında? Abi şarkı çıkartmak istiyorum. Yani ben 5 sene önce bir proje albümünde, Yıldız Silve'nin proje albümünde bir şarkı söylemiştim. Hastayım Sana'ydı. Hı hı. 5 sene sonra bunu Derya ile düet yaptık. O da Sana Hastayım Anla Sana'ydı. Yani, ya bir hastalık var bende abi, bilmiyorum. Yani 3. şarkımı böyle daha normal bir adla çıkarmak istiyorum. Öyle şarkı çıkarmak istiyorum artık. Yani hiç istemiyordum. Şimdi biraz istemeye başladım. Çok şükür. Bu kararı yapacak mısın? Şükürler olsun. Bu sene yapacak mısın? Abi 5 sene araylaydı ya. Onu 2'ye düşürmeye karar verdim. Yok yok, bu sene, bu sene yapacağım inşallah. Bu çok az vaktimiz kalmış. Bu soruyu hepinize sorayım. Merak ediyorum. Haz etmediğiniz birisi bulunduğunuz yerde bir ortama girdiğinde nasıl tepki verirsiniz? Ne yaparsınız? Asil senle başlayayım. Hiç takmam ben yani abi. Hiç devam edersin. Hiç haz etmediğin birisi geldi. Derya? Ben diye şöyle bakarım sadece, yüzümden anlaşılır zaten. Sonra? Ortamda sonra kalmaya devam eder misin? Bir bahane bulup gider misin? Yok, kalırım ya. Kimse o kadar şey değil yani. Benim moralimi bozacak kadar önemli biri değildir herhalde. Bebeğim olabilir, gelebilir. Ama gidebilir mi bilmem. Yani ben kavga çıkarırım. Aa, kavga mı? Ne yaparsın? Bilmem mi, o doğaçlama o an yani nereye doğru gidersek yani. Yok, laf atmam ama bir şekilde o birbirimizi çekeriz, biz birbirimizi. Öyle mi? Tabii çekeriz. Çünkü ben ondan haz etmiyorsam o da muhtemelen öyledir. Dolayısıyla o çekim olur. Zaten o enerji vardır bu arada. Ya böyle bir gerginlik oldu mu o enerji mutlaka, evet, yayılıyor. Ortada. Orada da insanın kendisini rahat bırakmasını, tabii, tavsiye ederim ben. Burada herkese öyle bir şey yok inşallah. Yok yok, hiç yok. Harikalar. Rahat bırakmak. Büşra sen ne yaparsın? Yani haz etmeme duygusunu çok yaşayan bir insan değilim. Hani öyle bakmıyorum mevzuya. O yüzden hani en çok takılmam diyebilirim bu soruya. Muhtemelen sen şeye de hiç takılmıyorsundur. Bir arkadaşını başka bir arkadaşına tanıştırdın ve senden habersiz bir plan yaptılar. Hiç takılmam. Hiç önemsemezsin. Ben de öyle bir izlenim edindim seninle ilgili. Evet evet. Derya sen? Ben de takılmam. Geçmişte yaşadık yani. Takılmışsın gibi söyledin ama. Hayır hayır yani. Alıştık artık. Ya bana bak, benim üstüm oynanıyor burada. İşte yani
ne yapabilirsin ki yani? Bunda bir şey yok. Bir şey problem yapmak yok. Değil ama bunu böyle bir buna içerler misin? Ha, mesela bazıları vardır hiç önemli. Ben mesela hiç önemsem. Benim bir arkadaşım var, yakın bir arkadaşım. Önemsiz. O acayip takılır. Tabii benim şeyler. De öyle. Benim de takılan arkadaşlarım ben var bunlara. Beni niye çağırmadınız? Bana niye söylemediniz ben gibi bir... Ben de takılınmasını anlayamıyorum mesela yani. Zaten benim olmamı istediklerinde beni çağırırlar ki. Hayır, olmanı da istiyor yani olabilirler ama denk gelmiştir. Zaten. Başka bir plan yapmışlardır. Bunu bazen atmak zor olabiliyor. Ya tabii. Kişisel algılamadığın tabii. zaman konu zaten çok rahatlıyor. Şey bir de kimse kimse yani görüşürken, buluşurken ya da bir şey için hesap ya da haber vermek zorunda da değil bence. İnsanlar birbirini bence rahat bırakmalı. Arkadaşlar da öyle. Bence kesin herkes bozuluyordur buna. Ben öyle düşünüyorum. Öyle mi? Tabii. Ya. Her zaman şu an sahtekarlık yapıyoruz yani. Bence biraz öyle. Her hepimiz. Zaman olmasa da. Yani tabii ki öyle bir iddiam yok. Yo, ama. Olabilir, söyleyebilirsin böyle. Her zaman olmasa da insanın bozulacağı insanlar ve zaman olur. Ben sanki yaşla ilgili olabilir. Geçmişte olabilir ben yaşla. De mesela böyle gençken biraz daha sanki evet, bazen doğru. takılıyordum. Çünkü bu dayatılan bir şey gibi. Yani herkes böyle olmalı gibi bir algı vardı çevremde. Ama şu anda mesela hatta bilakis abi siz devam edin lütfen. Her şey çok iyi. Hatta seviyorum da böyle sevdiğim insanların birbirleriyle evet, doğru bir iletişim şey halinde aynen, olmasından benim de keyif alıyorum gider. Ben. Ay, hani tanıştırdığın kişilerin birbiriyle iyi anlaşması yani, falan. Keyifli bir şeydi. Senin sevdiğin insanların birbirini sevmesi de güzel ha, bir şeydi. Ama konu arkadan iş çevirme falan yok, falan. Canım, hani öyle şey. Şeylerse tabii ki. O herkes ama üzer. Onu hissedersin zaten canım. O herkes üzer. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok özür dileriz. Sizden soru alamadık. Çünkü gerçekten bugün böyle biraz... Erken çıkacağız. Çok önemli bir yayınımız daha var çıkışta. Biz oraya geçiyoruz. Buradan biz oraya geçiyoruz. Buradan bir sonra. Sorularımız var. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Asil bitirdik. Abi. Yani bu seni çok güzeldi bence. Şu an umarım... çok mutlu. İlk canlı yayını. İlk canlı yayını. Evet, çok diyoruz. Güzeldi. Çok teşekkür bence ederim. Bence çok iyi götürdün. Tamam, yani çok evet, güzel. Hiç ilk canlı yayın gibi değildi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki sağ geldik. Olun. Ama bence stüdyo konukları da çok tatlıydı. Evet, onların da evet, çok teşekkür ederim. Onlara bu arada çok teşekkür ederim. İlk geldiniz. Size sözümüz var. Onlara şöyle bir söz var. Biz çıkışta normalde böyle beraber bir sohbet ediyoruz, fotoğraf çekiliyoruz vesaire. Bugün yayın programı yoğunluğundan dolayı bunu yapamayacağız. Bir başka programda telafi edeceğiz. Söz veriyorum. Haftaya bu arada anons edeyim. Birazdan biz Ali Koç'la özel yayına geçeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'yla. Haftaya Doğu'nun filmi çıkıyor. Bu pazartesi günü gösterime giriyor. Doğu Demirkol'un Yaşam Koçu. Onda böyle küçük bir sürprizimiz de var bizim size. Onları misafir edeceğiz. Şimdiden paylaşmış olayım. Çok teşekkürler. Burayı kapatacağız 5. geceyi. Efendim stüdyoyu değiştiriyoruz. Saat başında Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'la çok etraflıca pek çok meseleyi konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere. İyi geceler.